İyi akşamlar. Temsil heyetine hoş geldiniz. Ankara'dan karşınızdayız. Gündemin sıcak başlıklarını Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Hemen konuklarımı takdim edeyim. Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Özkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk Yağmur. Ve siyaset bilimci Doktor İbrahim Gül, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar dileriz. Çok teşekkürler. Yakın bir tarihe ilişkin gözler Suriye'de aslında bir anlamda. Fadime Hanım, bugün tek kadın konuğum sizsiniz. Sizinle başlayalım. Evet, çoğunluk bizde oluyordu. Evet, bu hafta dengelendi. Değişiklik güzeldi. Evet, evet. Evet. Fadime Hanım, 11 Haziran'da terör örgütü PKK, YPG, KCK'nın bir seçim hazırlığı var. Tarih de belirlenmiş. Öncelikle izleyicilerimiz de bilgilensin diyerek, bu seçim nedir? Ne amaçla yapılıyor? Nerede yapılıyor? İsterseniz şöyle genel hatlarıyla bir sizden girizgahı isteyelim. Tamam. Sonrasında devam edelim. Olur. Tabii. Şimdi tabii aslında PKK dediğimiz bu terör örgütü yapılanması daha üst bir çatısı var, KCK. Hı hı. KCK'nın kendi alt kolları var. Ve bu Kürt nüfusunun bulunduğu 4 ülkede, Türkiye, Irak, İran ve Suriye'de yapılanmaları var. Türkiye'deki adı PKK, işte Suriye'deki adı YPG, İran'da PEJAK, Irak'ta da PKK. Öyle değil mi hocam? Dört ülkede de böyle yapılanması var ama bunların içinde tabii ki hani en fazla saldırıda bulunduğu, terör saldırısında bulunduğu ve devlet olarak da çok büyük mücadele veren tek ülke Türkiye. Biz 80'lerin başından itibaren, biraz daha gerisi vardır. Çünkü Kürt aydınlarına, Kürtlere yönelik önce bir tür alan temizliği yaptı PKK 70'lerin ortasından sonra. İşte 84'te de Eruh baskınıyla, değil mi Şemdinli Eruh baskınıyla da artık devlet memurlarına, devlete yönelik saldırılar oldu ve gerçekten terör örgütleri içerisinde de insanlık dışı saldırıların yapıldığı, sadece hedef aldığı insanları öldürerek değil, aslında bütün toplumu ifsad ederek bir manada. Kürtlerin çoluğuna çocuğuna musallat olarak her evden bir cenaze çıksın, biri mezarda olsun, biri hapiste olsun ki o Kürt ailesi bana mecbur olsun, bağlı olsun gibi bir strateji üzerinden çok, yani işte 80'lerin başından itibaren Türkiye'yi çok kanatmış bir terör örgütünden bahsediyoruz ve çok uzun bir mücadele. Şimdi Türkiye'deki süreçleri aslında bütün Türkiye toplumu biliyor, yakinen biliyor. Pek çok ne yazık ki şehidimiz var, gazimiz var. Böyle acı tarafıyla da biliyoruz. Ama nihayetinde Türkiye özellikle 15 Temmuz sonrasında sınır ötesine yaptığı operasyonlarla FETÖ'nün devlet içerisinden, ordudan temizlenmesi neticesinde Türkiye'de bugün artık devlet kaynakları da bunu bu netlikte söylüyor. Hani artık sayılır derecede az sayıda terörist kaldı. Ama sınır ötesinde 2010 sonrası, özellikle Suriye'deki iç savaş neticesinde 2011'den sonra PKK, yani Suriye kolu PKK'nın, YPG adıyla önce başladılar. Orada bir alan tuttu. Alan tutarken de Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan desteğini gördü. Amerika PKK'yı desteklerken, yani Suriye PKK'sını desteklerken şöyle diyordu: bu PKK değil. Çünkü PKK Amerika içinde bir terör örgütü, yani terör örgütü listesinde yer alıyor PKK. O yüzden ona doğrudan yardım edemiyor. YPG adını da hatta yine Amerikalı bir askerin, McGurk müydü? Onun tavsiyesiyle ismini değiştirdi ve Suriye Demokratik Güçleri dediler. Yani oraya bir demokratik kelimesini sokuşturunca bu terör örgütü olmaktan güya çıktı. Yani bunların hepsi bir illüzyon yaratmak için elbette. DAEŞ'i bahane göstererek oraya
YPG'ye biliyorsunuz çok ileri teknolojiye sahip silahlar verdi, eğitim verdi. Tüneller açmasına, işte kendi bir garnizon gibi alanlar sözde yapmasına, kamplar. Yani her türlü teknolojik, askeri, lojistik, diplomatik, medyatik her türlü desteği Amerika verdi. Ve orada bir yapılanma oluştu. Türkiye'de 15 Temmuz sonrası dediğim gibi Suriye'ye birkaç işte Fırat Kalkanı'nı yaptı, Afrin Operasyonu'nu yaptı, Barış Pınarı Harekatı'nı yaptı. Oradan DAEŞ'i ve PKK'yı temizledi, aşağıya süpürdü. Lakin buna rağmen elbette şu anda Suriye'nin 1/5 gibi bir oranı, yanlış söylemiyorum değil mi? 1/5 gibi bir oranını PKK yönetiyor. Yani SDG denilen bu. PKK'nın Suriye kolu yönetiyor. 3,5 milyonluk bir nüfusa hakim. Ve 2019'dan bu yana da kendilerine Kuzeydoğu Kürdistan adı veriyorlar. Batı Kürdistan. Batı, pardon. Tam söylemek isterim, adını tam Türkiye'nin söyleyeyim. Kuzey Kürdistan. Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi diyorlar. Orada bir devlet taklidi yapılıyor aslında. Yani işte nedir? Petrol çıkartıyorlar, ticaret yapıyorlar. Kendilerine göre bir adli yargı sistemi var. Yani bir devleti taklit eden bir yapılanma Amerika'nın gözetiminde devam ede geliyor ve bu işte 11 Haziran'da da bir belediye seçimine hazırlanıyorlar. Bunun için de bazı hazırlıkları var. Yani işte seçim kuruluna benzer bir kurul oluşturdular. Bir metin, anayasa metni sayılabilecek bir içerik hazırladılar. Ve bunların hepsi o illüzyonun parçaları. 11 Haziran'da da yine PKK'nın onayladığı adaylar seçilecek. Seçim kurulu zaten PKK'nın onayladığı bir seçim kurulu. Bir seçim yaparak güya demokratik bir seçim oldu. Bu halk bu kişileri istiyor. Buradaki yönetim meşru bir yönetimdir denilecek ve sonra artık devlet olarak tanınma aşamasına geçilecek. Peki kim nasıl oy verecek mesela bu aşamada? Şimdi oradaki nüfusun dağılımına bakıldığı zaman 1/5 oranında gibi bir Kürt nüfus olduğu görülüyor ama Kürtler, oradaki Kürtlere de PKK kendine tabi olmayan Kürtlerle sorunu var zaten. O yüzden de Suriye İç Savaşı'ndan sonra bölgeden çok sayıda Kürt PKK'dan kaçıp Türkiye'ye sığındı. Yani diğer Yezidiler gibi, Türkmenler gibi, Araplar gibi onlar da PKK'dan kaçıp Türkiye'ye sığındılar. Ama oradaki bu yani demokratik görünümlü diğer Kürt örgütlerinin de bir çatı örgütü olarak kendi hakimiyetini almış görünüyor. Bunların hepsi tabii uzun bir süre, yani işte 2011 sonrası deseniz o 12-13 yıldır bunun için aşama aşama yapılan bir hem demografik değişim hem de bir mecburiyet hali üretme durumu var. Eş zamanlı olarak da işte yine PKK'nın, Suriye PKK'sının Amerika Birleşik Devletleri'nde bir lobi firmasıyla, şirketiyle anlaşarak bu oluşacak yeni devletin tanınması ile ilgili Amerika'nın desteğini almak için lobi faaliyetleri de yapıyorlar. Böyle bir hazırlık var. Şimdi bunun zamanlaması önemli Yağmur. O da şimdi askeri kaynaklar, diplomatik kaynaklar bunu bir Suriye yorgunluğu olarak tanımlıyorlar. Yani işte 10 yılı aşmış ve Suriye'deki olayları takip etmekten, sorunları çözmeyip aslında hani Amerika'nın, Batı'nın müdahalesiyle çok daha sofistike hale geldi şu anda. Çünkü orada nüfus demografi değişti. İşte Esed Suriye'ye hakim değil. Rusya var, Amerika var, İran var. Orada çok büyük bir karmaşa var ve artık hani düğüm olmuş durumda. Zaten Türkiye bir uzunca bir zaman biliyorsunuz hani bunu birlikte yapmak için Amerika'ya baskı yapmaya çalıştı, NATO'ya, AB'ye. Ama en sonunda kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz diyerek Suriye'ye inildi. Bugün de öyle olacak. Kuzey Irak için zaten bir askeri harekat hazırlığı vardı ve bekliyoruz da. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Efes
tatbikatında bir kez daha söyledi. Teröristlerin kurulmasına izin vermeyeceğiz. Gereken her türlü müdahaleyi yapacağız dedi. Ki aslında 11 Haziran'daki bu sözde seçimlere ilişkin de bu eylemlerini yakından takip ediyoruz ve izliyoruz dedi. Evet, onun çıktısını da almıştım ben. Hakikaten bunun bir illüzyon olduğunu, bir kandırmacı olduğunu ve buna pabuç bırakılmayacağını amiyane tabirle ifade eden cümleleri vardı Sayın Cumhurbaşkanı. MGK'dan da böyle bir netlikte bir vurgu çıktı zaten. Epeyce bir zamandır, Ocak ayından bu yana, bu teröristlerin kurulmasına izin vermeyeceğiz ifadesini Cumhurbaşkanı bu şekilde kullanarak söylüyor. Bu çünkü hakikaten hani bunun bir PKK boyutu var. Ama bir de işte şu anda Gazze'de olan bu soykırımın ve işgalin aslında Türkiye ayağı olarak da bakılabilir. Çünkü burada kurulacak sözde Kürdistan devleti, terör devleti aynı zamanda İsrail gibi bir uydu devlet formunda olacak ve aslında işte varlığım İsrail'e, Siyonizme armağan olsun diyecek bir puzzle'ın parçası bu. Yani bunu sadece burayla, bizimle lokal bir girişim, saldırı girişimi olarak düşünmemek lazım. Bu coğrafya için yeni bir tasarı, bir plan var ve Cumhurbaşkanı bugünkü ifadesinde şeyde diyordu, yani bu coğrafya için nasıl bir plan yapıldığını, nasıl bir oyun kurulduğunu biz biliyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz de dedi. Evet. Peki İbrahim Bey, biraz da işin istihbari kısmını da elbette konuşmakta fayda var. Çünkü Türkiye ile Suriye arasındaki aslında ilişkiler istihbari düzeyde sağlandı bugüne kadar. En azından diyalog yoluyla değil ama istihbari yolla Türkiye o noktada olup biten her gelişmeye hakimdi ve gerek terörle mücadele noktasında gerek satılabilecek diğer adımlar noktasında Türkiye her zaman hazırdı. Bunu yapılan harekatlarla da görüyoruz aslında. Suriye'nin özellikle kuzeyinin terörden temizlenmesi noktasında da Mehmetçiğin hala bölgedeki faaliyetlerinin devam ettiğini biliyoruz. Peki istihbari açıdan baktığımızda böyle bir seçimin ne gibi bir sonuçları olur bölgedeki, çünkü çok sayıda hani ajanın da bu operasyonlarda önemli rol aldığını biliyoruz. Bu anlamda ne gibi değerlendirme yaparsınız? Önce genel değerlendirme yapmak lazım. Benden önceki çok kıymetli konuşmacı meseleyi feci bir şekilde özetledi aslında. Kristalize bir şekilde anlattı. Ona eklemek istediğim şey şu. KCK elbette ki çatı bir örgüt. PKK, PYD, işte Suriye Demokratik Güçleri. Bunların arasında organik bir ilişki var mı yok mu? Önce ona bakmak gerekir. Bu orada 15'e yakın bir örgüt var. Hani bir tane de değil. Örgütün liderliği bakımından Abdullah Öcalan gözüküyor bütün resmi belgelerinde. Bunların kendine ait olan stratejik eylem planlarında ve tüzüklerinde, sözde tüzüklerinde gene neredeyse semantik olarak, anlamsal olarak birebir eş cümleler var. Dolayısıyla ortak lider önder olarak kabul ediyor. Tabii. Tüzüğüne göre PYD'nin, hatta ikinci maddesi tabii açıkça bunu söylüyor. Resmi belgelerinde Abdullah Öcalan bu 17-18 işte örgütün, hani çat örgütünün alt yapılanması gibi düşünün, dikey ve yatay olarak hepsinde liderlik olarak Abdullah Öcalan gözüküyor. İkincisi stratejik amaçlar, yani taktiksel amaçlar ve stratejik amaçlar bakımından da örgütün resmi belgelerinde ve örgüt konseylerinin, yürütücü konseylerinin beyanlarında gene bir birlik var, bir bütünlük var, bütünleşik bir yapı var. Aynı zamanda bu daha da önemli belki, bu yapıların ideolojik birlikleri, yani liderlik birlikleri zaten belli oldu. İdeolojik birlikteliklerine bakarsanız gene Marksist-Leninist bir Kürtçü bir devlet kurmak için çalışan, faaliyet gösteren yapılar olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla liderlik, ideolojik birliktelik ve eylemsel birliktelik anlamında bu yapılar birbirinden, hani Almanca bir tabirle diftong dedikleri, asla ayrılamaz bir biçimde iç içe geçmiş bir yapı.
meseleye buradan bakmak lazım. Bu birlikteliği Suriye, ama Türkiye'nin yürüttüğü operasyonlarla bu birliktelikte zaman zaman çözülmelerde görülmedi mi peki? Ya Türkiye içinde faaliyet gösteren yıkıcı, bölücü unsurlara karşı çok büyük bir başarı Türkiye elbette elde etti. Hı hı. Afrin'de bizim şu an mülkamillerimiz var yani. Hı hı. Orada da bir kontrolümüz ve denetimimiz var. Düşünün, bir vali yardımcısı, kaymakamımız orada Türk devleti adına orayı sek ve idare ediyor. Oranın idamesini sağlıyor. Hı hı. Bunlar güzel. Şimdi asıl söylemek istediğim şey, seyirciyle paylaşmak istediğim şey, adları ne olursa olsun, hani kısaltarak söylemeyeyim, hepsinin liderleri bir, ideolojileri bir, amaçları bir, stratejik eylem planları aynı, tüzükleri aynı. Dolayısıyla bu yapıları bir bütün olarak görmek lazım. Yani Türkiye'de faaliyet gösteren, yine DEM Parti'ye şey yapacağım ama bu terör örgütünün siyasi aparatı olarak çalışan DEM Parti bile KCK'nın siyasi ayağını oluşturan bir yapıdır. Bu terör örgütü dünyadaki en gelişmiş, en yetkin terör örgütüdür KCK. Şunu şöyle anlayın, Diyarbakır'daki mahalle futbol takımında görev alacak kişileri, kaptanları bile belirleyecek kadar toplumun bütün katmanlarına erişmiş bir yapıdır. Dolayısıyla hafife almamak gerekir şeyi, bu KCK ve yapılanmalarını. Siz söylediğiniz şeye gelince, şimdi Suriye devletinin egemenlik sahası içerisinde bir devletçik kurulmak isteniyor. Aslında bu devlet bir ön karakoldur. Öyle bakmak gerekir. Amerika Birleşik Devletleri'nin ön karakolu. Türkiye'ye karşı eğer Rusya ve Çin arasındaki stratejik işbirliği ve yapılanmaya yönelik Türkiye eksen kayması yaşasa derhal kullanabileceği bir ön karakol gibi düşünün. Suriye'de yapılan şeyleri. Suriye'deki Suriye Devleti'nin bu topraklar üzerindeki egemenlik erki ortadan kalkmış deniyor. Bir de Rusya var tabii ki. Burada politik bir aktör var, Rusya var. Hı hı. Mesele iki açıdan bakmak lazım. Dış devletlerin dışarıda, kendi devletleri dışında yaptıkları örtülü ve açık operasyonlara iyi bakmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri burada örtülü operasyonlar yürütüyor. Covert operation dedikleri şey zaten o yüzden belki subaylar, ajanlar, her şey vardır. Rusya'nın dahili olmadan ve izin ve müsaadesi olmadan bu seçimlerin gerçekleşmesi çok mümkün değil. Aldığımız duyumlara göre işte bu KCK ve diğer PYD ajanları ve üst düzey yöneticileri Rusya ile ilişki kuramamışlar. Üst düzey ilişki kuramamışlar. Ancak seçimler Suriye'de, konusunda mı? Tabii seçimler konusunda, ancak Suriye'de konuşlanmış bulunan aslında Suriye bir bakımdan konu dışı ama Rusya'nın Akdeniz'e açılmasını sağlayan bir yapıya dönüştü. Tarihsel bir ihtirası vardı Rusya'nın, ondan sonra bunu gerçekleştirdi Suriye'de. Sıcak Deniz'e şu an ulaştı. Bu Rusya'nın görevi de o ulaşılan hatları muhafaza etmek, onun etrafında güvenli bölgeler oluşturdu. Bu farklı bir şey, parantez konusu. Bu seçimlerle ilgili de gene Rusya'nın bence KCK'nın orada bir devletimsi bir yapı oluşmasına izin verilmesi çok mümkün değil. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin vekalet savaşını yürüten bu tipler, terörist tipler, Rusya'ya rağmen çok başarılı olamazlar. Türkiye'ye rağmen de çok başarılı olamazlar. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti zaten PKK'nın üssüydü biliyorsunuz. Unuttuk belki ama Suriye. Yani Suriye uzun dönemlerde Türkiye'yi yıkmak için faaliyet gösteren örgütün payandası olan bir Suriye rejimi vardı. Beka Vadisi ve diğer alanlarda faaliyetleri vardı. Son olarak şunu söyleyeyim, o son sorunuza gelmeden önce. Bu KCK'nın stratejik eylem planı, temel amaç ve hedefi Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta ve İran'da bir Demokratik Kürt federasyonu kurmak. Daha sonra mümkün olursa federatif yapıları birleştirmek. Temel amacı bu. Yani. Bu temel ama işte o yüzden belki bu seçim yapılacak bölgeyi 3 kantona ayırmış PKK. 3 kantona ayırmış. Popülasyon üzerinde korkunç bir tahakküm ve etkisi var PKK'nın, Amerika'nın desteğiyle. Şöyle düşünün, bir seçim kurulu oluşturmuşlar. Yüksek Seçim Kurulu sözde. Kimin oy verebileceğine bile karar veren bir yapı var. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ben buna kayıtsız ve sessiz kaldığını asla düşünmüyorum. Eğer milli güvenlik
kurulunda bu konu ele alınmış ise, Türkiye'nin de çok kuvvetli bir özel harf faaliyetleri vardır bölgede, hem Irak'ta hem şurada Suriye'de. Belki yıllar öncesinden bile, belki 30-40 yıl öncesinden bile faaliyetlerimiz vardır. Yani Türkiye'nin ek ajanları orada, bu kimdir? Onlar orada tahkim edilmişlerdir. Dolayısıyla bu KCK'nın kendi devletimsi bir yapıyı oluşturma provası anlamına gelebilecek bu seçim, hem Rusya'nın tavrı için, hem Suriye'nin, Esad'ın yani tavrı için, hem Amerika'nın tavrı için önemli bir turnusol kağıdı görevi ifade edecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu bilinsin, bu örgütün bütün faaliyetleriyle ilgili tahminimce attıkları her adımdan çayına kaç tane şeker atacağından bile muhakkak süratle haberi vardır. Hem taktiksel istihbarat bağlamında, hem stratejik istihbarat bağlamında, hem de operasyonel istihbarat bağlamında muhakkak süratle orada bizim kontrolümüz ve denetimimiz var. Şunu İsrail'in, bu arada şunu söyleyeyim tabii, İsrail'in çok büyük bir desteğiyle bu faaliyetler yürütülmek isteniyor. Ne bu Siyonist İsrail, ne de bu Amerika'nın vekalet, Amerika adına Amerika'nın çıkarlarını muhafaza etmek için çalışan örgüt emellerine asla ulaşamaz. İki tane temel kavram var dış ilişkilerde. Birisi etki, bu kamuoyu pek yanlış bilir. Öteki de güçtür. O şu demek, etki şu demektir. Başka bir devletin egemenlik sahasında o devletin işleyişine ilişkin ne kadar bir etkiniz varsa o kadar kuvvetli bir devletsiniz demektir. Amerika Rusya'ya karşı Suriye'de kaybetmiştir. Bak bu mesela önemli bir tespittir. Rusya'nın açık sıcak denize ulaşması engel olamamıştır. Hiçbir şekilde olmayacağı gibi. Demek ki en büyük etkiyi gösteren devlet burada Rusya'dır. Asıl güç sahibi olan da Rusya gözüküyor. Ama bu etki ve güç bağlamında bakarsanız Türkiye bu meselelerin öznesidir. Türkiye'nin dışında bu hadiselerin gelişmesi mümkün değil. Irak'la çok önemli bir stratejik anlaşma yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Bu bağlamda hem Dışişleri Bakanımız hem MİT Başkanı'nı kutlamak lazım. Belki de son 30 yıllık Türk siyasi tarihinin dış politikasının en önemli başarısıdır. Önce istenmeyen örgüt olarak ilan ettiler. Ben televizyon programında söylemiştim. Sonra terör örgütü olarak ilan ettiler PKK'yı ve KCK ve dış onların uzantılarını. Dolayısıyla Irak'la yapmış olduğumuz bu stratejik anlaşma sonucunda Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne gerekirse yapacaktır. Askeri operasyon olabilir, başka bir şey olabilir. Bu devletimizin milli çıkarlarını, devlet çıkarlarını doğrudan etkileyecek olan bu. Ve milli güvenliğini aynı zamanda. Milli güvenliği tabii, anayasal düzenli, milli bütünlüğünü doğrudan ilgilendirecek bu devletimsi bir yapı kurmaya asla izin verilemez. Yani kaos belli olur, savaş sebep olur Türkiye için. Öyle diyeyim. Mehmet Bey, şimdi İbrahim Bey Rusya ile bu konuda bir tam olarak ortaya bir irade konulamadı dedi. Anlaşma konusunda seçimlerle alakalı bir mutabakat olmadı gibi bir ifade kullandı. Diyelim ki böyle bir seçim ortamına girildi. Öncelikle bölgeyi stratejik olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Kuzey sınırına olması özellikle ve böyle bir seçimin sonuçları kapsamında buna öncü bir adım anlamında yeni bir harekat, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı da Irak'taki güvenlik çemberini bu yaz tamamlayacağız ve kapatacağız demişti, oradaki kilit, pençe kilit harekatlarını. Suriye'ye yönelik yeni bir harekat veya operasyonun da ayak izlerini taşır mı aslında bu gelişme? Şimdi şöyle en baştan başlayayım. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında açıklanmamış örtülü bir anlaşma var. Bu anlaşmada Fırat Nehri üzerinden, Fırat'ın doğusu Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfus sahası olarak, Fırat'ın batısı da Rusya'nın nüfus sahası olarak örtülü bir paylaşım. Bunu çeşitli dönemlerde, çeşitli açıklamalarla biz aslında ispatında gördük. Mesela Afrin Harekatı, 2018'de Nisan ayında tamamlanan Afrin Harekatı, daha erkendi galiba, Ocak ayı idi. Nisan'da bir kutlama töreni yapılmıştı orada. Doğrudan hatırlıyorum. Ben de katılmıştım. Bu hani sanatçıların falan da hep gittiği bir böyle kısa sürede 58 gün içerisinde bitirilen bir harekattı. Böyle 7-8 ay
lık bir harekat planı yapılmasına rağmen çok ciddi bir hızlı bir başarı orada elde edilmişti. Şimdi genel anlamda ya, ha, o dönemde yani Amerikalılar Türkiye bu harekatı başlattığında bizim ilgi sahamızda değil orası diye Amerikalı generaller açıklamalar yapmıştı. Bu mesela Rusya ile Amerika arasında bir orada örtülü bir paylaşım Suriye üzerinde olduğunu ortaya koymuştu. Şimdi burada bu tabii kamuoyunu da ilgilendiren hepimizin yakından takip ettiği bu mesele daha çok Fırat'ın doğusu dediğimiz oradaki ABD desteğiyle yürüyen proje burada. Bu proje üzerinden bu yerel seçimler 6 bölgede yapılması durumu karşımıza çıkmış durumda. Burada tabii ben şimdiye kadar hem değerli hocam İbrahim Bey'in hem de Fadime Bey'in anlattıkları üzerine bir katkı olması hasebiyle şunu da ekleyeyim burada. Amerika'da Kasım ayında yapılacak olan seçimlerin de ben böyle bir hamle yapmasını örgütü etkili olduğunu düşünüyorum. Şunun için bunu söyleyeceğim. Yani 2016-2020 arası Amerika'yı yöneten Trump birkaç kere Suriye'den asker çekme kararı vermişti. Hatta yazılı talimatla gitmişti ama bir şekilde bu kurumlar, işte Pentagon başta olmak üzere, Pentagon'un Orta Doğu Şubesi olan CENTCOM direnç gösterdi ve işte allem ettiler, kallem ettiler. Orada sayı azaltmak suretiyle de olsa Amerikan askeri varlığını tutmayı başardılar. Trump'ın bir Orta Doğu eleştirisi zaten olmuştu. Yani öncesinden gelen ve bu pozisyonu hep korudu. Yani o establishment dedikleri kurulu düzen, müesses nizama rağmen bu pozisyonunu korudu. Bizim Orta Doğu'da ne işimiz var sorusu üzerinde. 7 trilyon dolar biz buraya para harcadık. Bu 7 trilyona biz yollarımızı, köprülerimizi, altyapımızı, her bir şeyimizi yenilerdik diye Trump'ın dünyasında işte yeniden Büyük Amerika gibi bir söylem kullanıyordu zaten. Onun meselesi yani Amerika'nın bir dünya jandarmalığı pozisyonunu değiştirme retoriği ve politikası üzerine kuruluydu. Bu tabii Orta Doğu için böyle bir yaklaşımı olan bir Trump'ın Suriye için, Suriye'de haritadaki yerini bile belki sonradan öğrenmiştir. Belki bizim yani Türk bakanlarından falan o görüşmeler sırasında neresidir bu Suriye falan diye Amerikan başkanlarının böyle bir dış politika harita cahilliği hep vardır zaten. Şeye sormuşlardı, konu dağılıyor ama Baba Bush'a bir programda sormuşlardı o dönemin çeşitli haritalardaki bazı ülkelerin yerini, çoğunu bilememişti. Bazı liderler, tanınan liderleri sormuşlardı. Onları da bilememişti. Sonra devam edecek gibi olmuştu spiker. Bu böyle devam edecek mi diye orada bir frenlemişti. Şimdi Trump da yani bana göre Suriye'nin yerini falan da bilmiyordu bu kadar ilgisizdi ama onun ötesinde Suriye'de Amerikan varlığını anlamsız gören bir yaklaşımı vardı. Bunu şuraya bağlayacağım. Şimdi Kasım'da bugün yine anketler gördüm haberlerde. Şu anda önde götürüyor Trump. Dolayısıyla seçimlerde Trump kazanırsa bu Suriye'deki PKK vardığı için iyi bir haber değil. Yani yine muhtemeldir süreç içerisinde Suriye'deki askeri varlığını çekmeye dönük bazı inisiyatifler kullanacaktır. Şimdi buna karşı biraz işte koz elde etmek, elini güçlendirmek için bana göre ve biraz da bilinçli bir şekilde sonuçta örgüt bu kararları tek başına almıyor. Şimdi o Brett McGurk dediğimiz kişi burada bu süreci böyle yürüten, yöneten bir kişi. O da Trump asker çekme kararı aldığında çok sert bir makale yayınlamıştı. Ben onu da hatırlıyorum. Amerikan gazetelerinden bir tanesinde. Bunu yani bu meseleyi kendi açısından ve kendi kariyeri açısından da böyle hayat mimat meselesi olarak gören bir adam bu. Şimdi muhtemeldir ki yani bu seçimler yaklaşmadan bu konuda daha da örgütün işte 2012'den itibaren orada alan hakimiyeti sağlanması, silah zoruyla orada bir takım zorbalıklara yönelmesi vesaire. Şimdi bunları bir işte devlet taklidi dediği ifademe bir bu tür alanlara taşıma yani devletleşme anlamında yeni hamleler olarak bunları görmek, nitelendirmek ve işte seçim ve seçim sonrası
geri adımın ya da orada elde edilen kazanımların kendileri adına kaybedilemeyeceği bir yere taşımak gibi bir hedef burada söz konusu. Ama tabii yani bu nereye kadar gidecek şimdi? Yani sonuçta eğer Amerika'da bu seçimin sonucu o şekilde şu an öngörüldüğü gibi gelişirse burada Amerikan varlığı biterse Suriye'de orada ne yaparsa yapsın yani bir yani güvenli bir ortam olmayacaktır yani örgüt açısından. Bir de şunu söyleyeyim. Yani 2012'den itibaren o kadar böyle zorbaca, şimdi Stalinist bir örgüt bu yani Kuzey Kore vari ve zorbaca, ki orada işte o dönemlerde çok bunlar gündemde yer aldı. Bir politik çeşitlilik de vardı. İşte 11 tane siyasi parti Suriye'nin kuzeyinde. PYD bunların içinde bir tane ve halk desteği de %5'ler 6'lar civarında olan 2003 ya da 2004'te kurulmuş bir parti. Öyle eski bir geleneği olan bir parti falan da değil. Tamamen İbrahim Bey'in anlattığı gibi PKK ideolojisine ve anayasasını, tüzüğüne sözde tabi bir örgüt. Hani bunu Amerikalılar uzunca bir süre şifahi olarak da söylediler. Şimdi hala o pozisyonu kuruyorlar ama pek dillendirmiyorlar. Çünkü çok Türkiye bunu çok vurdu yüzlerine bir dönem. Şunu demek istiyorum. Yani PKK ayrı, YPG ayrı örgüt diye. Hani insanın zekasıyla alay edercesine bunu bir de bizimkileri söylediler. Bu kadar PKK'yı bilen tanıyan. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bir Tillerson diye bir Dışişleri Bakanları vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin. 3 saat burada geldiğinde 3 saat bir görüşme yapmıştı Erdoğan. Hatta sonra bu Mike Pompeo bir kitap yazdı. Dışişleri Bakanı'ydı. O görüşmeye alınmamış. Mike Pompeo orada özel kalemde bekletilmiş. Ve o görüşmeyi direkt başkan yardımcısı şeyle Pence'le şey yapmıştı. Bu sonraki bir hikaye tabii. 2019'da Barış Pınar Harekatı. Tillerson'a yani orada uzun uzun o Kandil'dekilerin fotoğrafları, geçmişleri, işledikleri cinayetler, terör eylemleri, Suriye'deki Kandil'den gelenlerin, bunların hepsi böyle çarşaf çarşaf önüne kondu. Çünkü Türkiye bu konuda yani çok güçlü bir hafızaya ve arşive sahip, yani 40 yıllık bir terörle mücadeleden burada bahsediyoruz. Bu tabii şöyle, yani bunu demek zorundaydılar. Çünkü Amerikan anayasasına göre de bir terör örgütüne destek vermek suç teşkil ediyor. O nedenle zaten işte bu ayrı bu ayrı gibi isim tabirler. İsim değişikliğine gittiler. Bu ayrı bu ayrı demek. Peki Amerika'ya atıfta bulundunuz ama tüm bu sürecin bir de İsrail ile alakası olabilir mi? Çünkü hani tabii orada yaşanan gelişmelerin bizi etkiler mi? Bu bölgeye doğru İsrail yayılma şöyle, politikası konusunda ne yapmalıyız tabii gibi, veya İsrail'den cesaretlenme gibi bir nedeni de olabilir mi tüm bu gelişmelerin? Şimdi bu önemli bir soru Yağmur. Şöyle bir şey hatırlatayım ben. 2019'da bu Barış Pınarı Harekatı, ki çok önemli bir harekattı. Fırat'ın doğusunda Türkiye bunu asla yapamaz. Çünkü orası Amerika'nın himayesinde. Evet. Deniyordu. Hatta o zamanlar işte Rus hava sahasıyla alakalı da bazı gelişmeler yaşandı. Rusya'nın hava sahasını kapatmasından dolayı Türkiye'nin böyle bir operasyonu icra edemeyeceği yönünde de ortaya çok sayıda iddia atılmıştı. O tabii daha çok şeyle ilgili, Afrin'le alakalı olarak böyle bir öncesinde tartışma yürümüştü. Şimdi bu dediğim yer 2019 Ekim ayı. O sınır bölgesine de ben gittiğim için tarihi de hatırlıyorum. Bu 123 kilometre uzunluğu, 32 kilometre derinliği olan bir bölgede. Rasuleyn ve Tel Abyad Suriye tarafında, Ceylanpınar ve Akçakale Türkiye tarafında. Bir haritaya da bakınca anlaşılır bu zaten. Zaten burası suni bir harita olduğu için Rasuleyn ile Ceylanpınar, biri Arapça biri Türkçe, ikisi de aynı anlama geliyor. Akçakale ve Tel Abyad, ikisi de aynı anlama geliyor. Bunu 1921'de emperyalistler gelmişler. Sen de savaşlarda yenilmişsin, Birinci Dünya Savaşı'nda. Bir tren yolunu hesap ederek o Sykes-Picot anlaşması böyle çizmişler. O propaganda filminde bunu çok böyle iyi işliyorlar. Şehirleri bölmüşler. Yani Resulayn'le
Ceylanpınar tek aileler şehirmiş. Tabii tabii. Akçakale ile Tel Abyad tek şehirmiş. Halep'le Kamışlı, iki şehir. Tabii, orada yine biraz mesafe var. Bunlar aynı şehir yani. Öyle şu Ankara'nın ortasından bir sınır geçtiğini düşünün. Daha devamı var bunun. Mesela Kamışlı ile Nusaybin. Buralar tek şehir. Ortadan bölüyorsun. Sınır burası diyorsun. Akrabalar, tel örgüler. Ondan sonra o filmi de anlatılıyor işte. Sonra bir de pasaport getiriyorlar. O şeye kadar gidiyor. Suruç'la işte bu Aynel Arap Kubani dedikleri bölge falan. Neyse konuyu dağıtıyoruz ama hepsi önemli detaylar. Haritayı da gözümüzde canlandırmış olduk bir taraftan. Evet. Şimdi o çok önemli bir operasyondu. O Fırat'ın doğusundaki PKK-YPG oluşumunun yeknesaklığını bozan bir operasyon oldu. Yani orada harita tek renge bürünmüştü. Bir genelde sarı ya da turuncu olarak gösterilir. Oradaki YPG haritası. O haritanın içerisinde bir yeşil harita girdi şimdi o harekattan sonra. Bir dediğim gibi yani yapılamaz oraya operasyon efsanesi yıkılmış oldu. İki, o PKK'nın buradaki yani yeknesak coğrafi bütünlüğünü bozan bir operasyon. Hani hançer darbesi ifadesi de kullanılıyor ya. Şimdi ve bu o dönemde işte büyük bir telaşla, büyük bir panikle Amerika'dan Mike Pence ve Pompeo. Pence'in ilk adını yanlış söyledim galiba. Aradan da epey vakit geçtiği için. Böyle telaşla geldiler. Çünkü Amerikan iç kamuoyunda bu konular birden böyle bir alevlendi. İşte Trump mektup yazdı Erdoğan'a, o çok tartışılan falan. Ben orada şunu söyledim. Mesela bu iç siyasette de çok eleştirildi bu konu ama işte Trump'ın o mektupta kullandığı ifadeler. Ama şöyle bir şey oldu. Bakın hep bizde biz konuşuruz, Amerika bildiğini okur. Hep böyle olmuştur. Orada ilk defa şöyle bir şey oldu. Amerika konuştu, biz bildiğimizi okuduk. Bak bu çok önemli bir şeydi. Sonuçta mektup falan engelleyemedi yani. O harekat yapıldı. Ve apar topar geldiler. Yine o harekat planını askeri anlamda yani çok kısa sürdü. Bir hafta içerisinde bitti. O bölgeden harekat planının olduğu bölgeden PKK-YPG'yi geri çektiler. Ve fiilen o harekat bölgesi yani bir nevi öne alınmış bir askeri operasyon orada yapılmış oldu. Şimdi bunlar niçin önemli? Ha şeydi bak soru yine. İsrail. Ama bunları eğer izleyicilerimiz bir bütünlük içinde dinledilerse şimdi söyleyeceğim burada anlamlı hale geliyor. Netanyahu'nun tam da o günlerde attığı bir tweet var. Paylaştığı bir tweet var. Diyor ki Türkleri diyor etnik temizlik, Suriye'de Kürtlere karşı etnik temizlik yapmamaları konusunda uyarıyorum diyor. Soykırım tabiri kullanıyor. Ve diyor kahraman Kürt halkının yanındadır İsrail diyor. Tweet böyle. Aslında aynı tweetler hala atılıyor. İsrail'in Refah saldırılarına geldiğimizde değineceğim. Yine oradan devam ediyorlar. Ama o zaman bir şey de yoktu. Yani şu anda bir gerilim var Türkiye ile İsrail arasında. O zaman daha böyle İsrail'i de inanılmaz derecede rahatsız eden bir harekattı o. Barış Pınarı harekatı. Ona karşı bir reaksiyon olarak Netanyahu iki şey söyledi. Bir Türkleri etnik temizlik konusunda uyarıyorum dedi. İki, PKK'ya diyor bunu, kahraman Kürt halkının yanındayız dedi. Çünkü aslında Netanyahu. Vaat edilen topraklar Türkiye'de çok güçlü bir devlet. Bunlarla bir şey getirdiğiniz zaman, şimdi bir yan yana bazı şeyleri getirdiğiniz zaman, işte ileri karakol, garnizon yapılanması vesaire, bunları bir araya getirdiğiniz zaman oradaki o resim birleşiyor. Aslında Cumhurbaşkanı'nın geçti iki hafta oldu herhalde bu Hamas'ı tarif ederken kullandığı bir cümle vardı. Orada Hamas ileri hat Türkiye Anadolu'nun savunmasını yapıyor dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Yani o aslında oradaki o Siyonist işgalin buraya da yansıyacağının bugün orada yarın başka yerde bunu sürekli bir
Bugünkü yani işte, konuşmasında da benzer şeyler var aslında. Aslında onu soracaktım size Fadime Hanım. Cumhurbaşkanı şuna da dikkati çekti. Kürt halkı üzerindeki baskıya dikkati çekti. Aşırı baskılar, tehditler, haraçlar, boyun eğmeyenlere yönelik işte zorbalar, yaptırımların yoğunlaştığına da dikkati çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İzmir'de yaptığı aslında açıklamada ki evet. Cumhurbaşkanı'ndan önce de yine Milli Savunma Bakanlığı da Efes tatbikatında o nokta ilişkin açıklamalarda bulundu ve bir terörist an kurulmasına izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bu açıklamalarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz? Yani ben buradaki devlet aklının çok iyi çalıştığını düşünüyorum. İbrahim Bey de az önce, Mehmet de keza. Yani hem Türkiye'nin bu konudaki tecrübesi, hafızası ve kararlılığı çok net. Hem de PKK ile mücadele edilirken, yani bu çok uzun bir tarih. 83-84 diye Şemdinli baskınından tarihleseniz, işte kaç yıl oluyor? 84 40 sene oluyor ki evveli de vardı. Yani bu 40 yıl boyunca hakikaten 40 bin, ne 40 bini bilmiyorum tam toplam sayıyı ama 50 bin insanımızı kaybetmiş olabiliriz. Yani hiçbir terör örgütü, ona çok ciddi katılıyorum, dünyanın üzerindeki hiçbir terör örgütü bu kadar kan dökmedi. Yani bu kadar can kaybının olduğu etnik amaçlı, hedefli bir terör örgütü hiçbir yerde, yani ne İRA ne ETA, hiçbirisi bu derece kan dökmedi. Türkiye'de hem aktılan kan çok fazla oldu. Hem de bu sadece işte örgütün kendi devşirdiği elemanlar değil, bütün topluma yönelik bir ifsat hareketiyle birlikte oldu. Şimdi tabii ki bu bütün bu propagandalar, terörle mücadele yöntemleri geçmiş dönemde, Amerika'nın işte devlet içindeki ajanları, hani biz bunu FETÖ olarak son dönemde daha spesifik gördük devlet içerisindeki, yani bu ajan örgütü olarak. Ama bunun evvelinde de vardı. Dolayısıyla burada bu toplumsal bir yaraya da dönüştü. Yani PKK'nın daha çok yakın bir tarihe kadar, hani çözüm süreci döneminde bile benzer örnekler vardı. Sonrasında da vardı. Bölgedeki hangi ile ilçeye gitseniz, vatandaşla konuşsanız çok somut olarak PKK'nın oradaki baskısını görüyordunuz. İşte bir esnafla konuşuyorsun, hemen oraya çaycı geliyor, çaycıdan çekiniyor adam mesela, söylemek istediği şeyden vazgeçiyor. Diyarbakır anneleri aslında en somut örneklerinden birisi değil mi? Oraya da geleyim. Yani işte ben hatta birkaç gündür, bir süredir bölgeden, yani farklı illerden, oralarda yaşayan insanlarla konuşmaya çalışıyorum. Hem bu Kuzey Irak'a yapılacak harekat, hem de şimdi bu teröristten mevzu da çok sıcak. Bütün bunların bölgedeki, sahadaki, hani vatandaş nezdinde bir dönemler işte DEM'e oy veren, DEM Parti'ye oy veren, bir dönem gözünü oraya da çevirmiş olan vatandaş nezdinde de bunun karşılığı nedir? Nasıl makez buluyor diye. Hani benim çok somut olarak duyduğum şey şu. Bunda hani kiminle konuşsam aynı şeyi duyuyorum. İşte Hendek terörü dönemi ne kadar, çözüm süreci dönemine kadar örgüt PKK terör örgütü, yani talimat verirdi, bütün kepenkler kapılırdı. Yani bir tane esnaf dükkanını açamazdı. Şurada protesto eylem olacak, oraya giderlerdi. Burada hani sadece vatandaştan bahsetmiyorum. HDP'li milletvekillerinin tepesinde, ensesinde boza pişiren bir örgütten bahsediyorum. Yani bu Toma'nın önüne oturacaksın, kalkmayacaksın buradan diye talimat veren ve milletvekilini oradan kaldırtmayan, eğer bir kalkma ya da işte eylemde değişiklik olacaksa bile içeri gidip PKK'lı kayyumla konuştuktan sonra ondan izin alarak eylemini değiştiren milletvekillerinden bahsediyoruz. Yani bu kadar, çünkü zaten DEM Parti ya da HDP ya da bütün öncülleri hakikaten KCK yapılanmasının içerisindeki bir organdır sadece. Siyasi propaganda aracı yani. Bunu hiç tartışmasız. Yani
hiç şüphesiz bir şekilde ben buna ikna olmuş vaziyetteyim. Zaten Sayın Devlet Bahçeli de farklı isimlerle de artık yola devam etmemeli, tamamen kapatılmalı çağrısını zannediyorum ki bu açıdan dolayı. Yani evet, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına göre kesinlikle zaten bir terör örgütünün propagandasını yapamazsınız. Kapatacaksın, açıyor mu? Atsın, bir daha kapat. Yani hani bundan imtina etmemek gerektiğini düşünüyorum ama burada senin soruna da gelerek şu cevap vermek istiyorum. Artık eylem yapamıyor. İlan ediyorlar. DEM Parti şurada şöyle bir eylem yapacağız diyor. 30 kişi toplanıyor. O da sadece kendileri. Vatandaş 7/24 Diyarbakır yaşayan bir şehir. Çocuklar eskiden PKK hem zorla götürüyordu hem de bir manada bir cazibe merkezi haline gelmişti. Kandil ve terör örgütü. Böyle hani o etkilenmeler vesaire nedeniyle de dağ çıkışlar olabiliyordu. Kandırılmalar olabiliyordu. Burada yine HDP hakikaten bir geçiş noktası dağa gitmeden önce. Şimdi bunlar yok. Mesela Türkiye'den katılım yok. Hiçbir eylemine, sivil eylem görünümlü eyleme katılım yok. Hiçbir şekilde destek yok. Peki şey var mı? Hani yine bu kantonlaşma başladığı zaman Suriye'de, Suriye iç savaşı başladı. İşte bu Rojava bilmem ne, o kantonlar orada oluşmaya başladı. Burada, buradaki PKK'ya müzavir çevrelerde insanlar şöyle düşünüyordu. Bunu hani halk sivil diyebileceğimiz halk için de böyleydi. Yani yaşasın bir Kürt devleti olacak, olsun. Hani orada bir Kürt devleti olsun diye bir beklenti vardı. Ama o işte devletimsi yapılar, bakın o kantonlar oldu, özellik ilan ettiler. Şimdi devletleşmeye çalışıyorlar. Hiç kimse buradan kalkıp oraya gitmez. Gitmedi de. Yani bu 10 yıl içerisinde gitmedi. Bilakis PKK'nın şerrinden oradan kaçıp Türkiye'ye sığındılar. Hani o açıdan da hani ne bir karşılığı var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün söylediği şey, yani vatandaşlar üzerindeki bu baskılar, haraçlar. Şimdi Suriye'deki çocukları PKK silah altına almaya çalışıyor ki Birleşmiş Milletler'in raporlarına girmiş bir şeydir. PKK'nın çocuk savaşçı kullandığı. Hani bu kadar şeye rağmen onlar bile kınadılar. Hani Amerika'daki bazı raporlarda filan da kınanmış bir şey. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün hem buna yaptığı vurgu, yani bölgedeki, yani Suriye'nin toprak bütünlüğü, Irak'ın toprak bütünlüğü, mesela Türkiye bunu savunuyor. Artık PKK benim için bir tehdit olmaktan çıktı. Ama Irak, bak senin içinde bir terör örgütü var ve toprak bütünlüğünü bozuyor. Suriye, bak içinde bir terör örgütü var, toprak bütünlüğünü bozuyor diyerek oraya bu soruna uyanmaları konusunda da bir telkinde bulunuyor. Hem bunu vurguladı, hem DEAŞ'la mücadele konusunda bir Sayın Cumhurbaşkanı ona hokkabazlık dedi. Biz bu hokkabazlıklara kanmayız, prim vermeyiz diye. Yani bu bir illüzyon, bir yanılsama yaratmaya çalışıyorlar ama tabii ki Türkiye bunun ne olduğunu biliyor. Az önce Mehmet söyleyince aklıma o geldi. Hani YPG dediği şey PKK'nın ta kendisi. Ve işte Suriye'den tünel kazıyorlar. Tünelin ucu Türkiye'ye çıkıyor. Türkiye'deki terörist giriyor, Suriye'den çıkıyor. Nasıl yani? Hani ikisi ayrı örgüttü. Hani bu kadar birbirine bitişik ve aynı hedef için çalışan bir terör yapılanmasından bahsediyoruz. O yüzden ben hem Türkiye'nin bu istihbari manadaki bilgiye hakimiyeti, MIT'in yaptığı operasyonların nokta ve çok başarılı hareket operasyonlar olması ve buradaki siyasi kararlılık da hani burada hiçbir şekilde bir teröristana izin vermeyeceğine kanaat ediyorum. Yani o konuda bir net şeyim, inancım var. Kapatmadan önce aslında Mehmet Acet'e sormuştum ama yeni bir harekat veya operasyon da gelebilir mi bu süreçle alakalı? Evet. Ya olabilir. Ama belki operasyona gerek kalmadan o işi halledeceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü Suriye'de bir gücümüz var. Fiilen de oradayız işte yani. Hani bölgeye gittiğinizde hem Türk askerini görüyorsunuz hem oradaki bütün sistem aslında Türkiye tarafından yönetiliyor. Suriye artık Amerika için çok hayati bir bölge değil. Üstad daha önce söyledi. Bu uydurulmuş bir işte DEAŞ tehlikesi dolayısıyla Senato'daki konuşmaları dinlerseniz
Trump'ı vatan hainiyle suçlamış idiler. Fakat şu gelinen aşamada yapılan konuşmalara, değerlendirmelere bakınca Suriye Amerika'nın öncelikleri arasından çıkmış bir devlet. Dolayısıyla burada biz... Karakol düştü mü o zaman? Ön karakol düşecek işte, göreceksiniz. Dolayısıyla işte Rusya ile Türkiye arasındaki iyi ilişkiler, Suriye belki, Esad'la da belki çok kuvvetli ilişkiler geliştirebilir. Sadece istihbari anlamda değil, diğer anlamlarda da Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak için Türkiye'nin bir takım girişimleri olur. Amerika bu olanlara seyirci kalmakla yetinecektir. Yani Amerika için uydurulmuş bir DAEŞ tehlikesi ortadan kaldıktan sonra Suriye anlamsız bir yapıya dönüştü. Onlar da Suriye'nin toprak bütünlüğünün teşkil edilmesi, hatta parantez içinde Rusya'nın doğrudaki egemenlik sahalarının, güç sahalarının elimine edilmesi için bir beklentisi var gibi gözüküyor. Yani senatoyu takip ederseniz. Yani aslında PKK'ya müzavir çevrelerin kendi iç tartışmalarını takip ettiğimde mesela ben bunu görüyorum. Yani Amerika bizden vazgeçti. Yani yeni bir sahip bulmalıyız. Endişesi ve telaşı da var. Şimdi hanımefendi çok güzel tespitlerde bulundu Diyarbakır'la ilgili. Ben severim Diyarbakır'ı. Çok da gider gelirim. Ben çok severim. Çok kadim bir medeniyetin eseri. Diyarbakır'daki her insan gerçekten çok değerli. Hemen fark ediyorsunuz. PKK psikolojik üstünlüğünü Türkiye'de kaybetti. Bu önemli bir tespittir. Yani bu da devletin ilgili birimlerinin veya aslında Kürt vatandaşlarımızın derin bilinci ve vicdanı bunda belki etkili oldu. Marksist-Leninist bir örgütün, Allahsız bir yapının o döktüğü kanlardan bıkmış, tükenmiş, illallah etmiş bir yapı PKK'nın bu psikolojik istihbaratını, propaganda savaşlarını etkisiz hale getirdi. Onu ben hani tekrar etmek için söylemek istedim. Peki şimdi son bölümü kapatmadan Refah'a da geçmek istiyorum aslında. İsterseniz sizinle devam edelim. Şimdi İsrail önce Gazze şeridini şöyle gözümüzün önüne getirecek olursak Beyt Hanun'u Beyt Lahiye'yi vurdu. Sonra indi Han Yunus'u vurdu. Ve son olarak artık Mısır'ın kapısına kadar dayandı. Refah'ta çok korkunç katliamlar yapılıyor. Öncelikle tüm bu süreci böyle değerlendirdiğinizde kuzeyden güneye bu İlerlemeye devam eden diyelim İsrail'le alakalı ne söylersiniz? Şimdi Yahudilerle Museviler aslında birbirinden ayırmak lazım. Bu Yahudiler Siyonizm'in aparat haline gelmiş şizoid teröristler. Kenan ülkesi dedikleri hani Arz-ı Me'ud denilen amaca ulaşmak için Nakba diye bir kavram kullanıyor Yahudiler. Nakba, Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Bu şu demek... Çok şaşıracaksınız. Londra'daki bir profesör, Yahudi profesör Amerika'da, işte İspanya'da, İrlanda'da konuşmaya başladılar. Sanki bir savaş parolası gibi Nakba devam ediyor diye bağırmaya başladılar. Nakba neydi? Filistinlilerin kültürlerini yok etmek, hayatlarını ellerinden almak, mülksüzleştirmek, topraklarından sürmek eylemimiz devam ediyor diye bağırıyorlar. Bir savaş parolası olarak devam eden bir süreci anlatıyorlar. Dolayısıyla bu Siyonizmin aparat haline gelmiş olan İsrail ve onun destekçisi olan Yahudiler, yani vicdanlı Musevileri hariç tutmak gerekir. Çünkü onların sayısı neredeyse 130'a ulaştı bunlara isyan eden. İşlemiş oldukları insanlık suçları, savaş suçları, katliam ve soykırım İsrail'in bu teolojik dediğimiz dinsel şizoid Kenan ülkesini elde edinceye kadar asla durmayacaklardır. Her fırsatta bunu gerçekleştirmek için bir yöntem benimseyeceklerdir. Ancak şöyle oldu, küresel vicdan uyandı. Kadınların, bebeklerin, kadınların katledildiği, hatta düşünün ya 15 bin tane bebek yanarak öldürüldü. Dünya tarihinin geçmiş en büyük katliamları yapılıyor. Amerika'nın ve İngiltere'nin, Fransa'nın desteğiyle şımarık bir şekilde insanları böcek öldürür gibi öldürdüler, katlettiler ve yaktılar. Fakat bu Hamas dediğimiz bir Türkiye'deki Kuvayi Milliye'nin bir benzeridir. Zaten Hamas'ın kurucusu da Kuvayi Milliye'de görev almış, İttihat ve Terakki'de görev almış Sayın Kassam'ın çocukları diyeyim. Öyle muhteşem bir direniş gösterdiler ki dünyadaki küresel vicdan uyandı. Aslında Hristiyanlar Yahudileri zaten çok da sevmez. Hani bunu da söylemem gerekir. Vatikan'da oturan beyefendi bile şu an 2-3 gündür yapmış olduğu paylaşımlarla bu katliama
katliamın durdurulması gerektiği yönünde. Peki, çok önemli beyatlarda bulundu. İsrail ne demek istiyor? Yani kuzeyden İsrail başlayıp güneye kadar vurdu. Ve hatta şöyle bir gelişme oldu. Mısırlı bazı askerler de zannediyorum hayatını kaybetti ama evet. Mısır bunun bir kaza olduğunu açıkladı. Yani İsrail tarafından öldürüldüğünün üstünü örtmeyi de çalıştı. Ama Mısır'ın kapısına kadar da dayandı İsrail. Kenan ülkesi denilen bizim ülkemizin topraklarımızın birçok büyük bir kısmını da içeren yapıyı elde etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Peki sadece, şu an için Mısır'da dolayısıyla, tehlike alarmları çaldı mı o tabii, zaman? Tabii şunu şöyle bilin. Orada mücadele eden mücahitlerin aslında Türkiye'yi savunuyorlar bir bakıma. Çünkü İsrail'in 1982'de yayınlanmış ve herkese cesaretle açıklamış oldukları beyanlar ve raporlar var. Yani bu Kenan ülkesi denen yapıyı ele geçirinceye kadar şizoid terörist İsrail durmayacaktır. Her gün, her saniye nakba devam ediyor dediklerine göre amaçları var. Bu amaçlarını gerçekleştirmek için 850 tane ben saymıştım bir ara. Hani Usama hedefleri, amaçları gerçekleştirmek yani bunları hayata geçirebilmek için bütün donanımları, siyasi destekleri var. Bunlar onlar için bir ölüm kalım meselesi Siyonistler için. Hı hı. Asla bundan vazgeçmezler. Çünkü onlar için nakba devam eden bir süreç. Dolayısıyla İsrail'e bir güç kullanmadan bu başı dönmüş azgın Siyonistleri durdurmak mümkün değil. Ama tekrar etmiş evet. olayım kendimi küresel vicdan isyan ediyor bu zulümlere karşı. Dolayısıyla Türkiye de buna öncülük ediyor. Hı hı. Orada savaşan mücahitler sadece kendi toprak parçaları için değil, bizim toprak parçalarımız için, hı hı. bayrağımız ve namusumuz için de mücadele eden Kuvayi Milliye mensuplarıdır. Evet. Meseleyi öyle anlamak lazım. Refah minimal bir şey. Refah İsrail için hiçbir şey değil. Onların büyük planlarında, Büyük Orta Doğu, yani büyük planlarında Irak var, Suriye var, Türkiye var, İran var. İşte bu devletimsi yapılar var. Dolayısıyla Siyonizm, Deccaliyet sisteminin bir aparatı gibi gözüküyor. Buna karşı feci bir şekilde uyanık olup mücadele etmek gerekir. Bir tek Müslüman kalıncaya kadar Filistin'de asla geri durmayacaklardır. Dolayısıyla bunların bunlara karşı şiddet demeyeyim de dehşet bir şekilde karşı durmak ne gerekiyorsa şiddete dahil evet. Eylemde etkili eylemlerde bulunmak gerekir. Öbür türlü refah biter, bizim Urfa'ya gözünü dikerler. Orası biter, İstanbul olur, Diyarbakır olur. Bu Siyonizm ve Deccaliyet sistemi dünyanın başındaki en büyük tehdit ve tehlikedir. Peki Mehmet Acet, aslında 6 dakikamız kaldı ama Netanyahu'nun attığı tweetten söz etmiştiniz. Şimdi sosyal medyada aslında böyle bir kampanya mı diyeyim, bir farkındalık oluşturuldu. All eyes on refah diye, yani tüm gözleri refaha çevirin diye aslında bir farkındalık oluşturuldu ve herkes bunu paylaştıkça gündeme geldi. Dün de Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu All eyes on Kürdistan diye bir paylaşım yaptı ve hatta Erzincan'a kadar uzanan bir harita, burayı da Kürdistan olarak nitelendirmiş, bunu da paylaştı ve Türkiye'nin burada insanları katlettiğini ve asıl soykırımın Türkiye tarafından yapıldığını paylaştı. Aslında az önce Suriye meselesiyle alakalı konuştuğumuz konuya da değinecek olursak ne dersiniz? Şimdi bu Netanyahu ailesi baba oğul problemi zaten. Hı hı. Sadece babada problem yok, oğulda da problem var. Zaten müthiş bir propaganda yapıyor. Tabii, tabii. Sosyal medyayı çok aktif kullanıyor. Bir de Türkiye'ye karşı hı hı, evet. öncesinde de yani çok çok hasmane bir hı hı. Tutum içerisinde. Bir de şey çıkmıştı, işte İsrail'de askeri alımlar konusunda bir takım sıkı kurallar var. Burada işte askeri alım konusunda yedek askerleri çağırdığı bir ortamda çok böyle şatafatlı lüks bir yerde gününe gün kattığına dair bir takım İsrail basınında bazı haberler de çıkmıştı. Dolayısıyla bu da böyle çok problemli bir tip yani babasından geri kalır bir tarafı yok. Hı hı. Ama bunun ötesinde işte bu arz mevut Siyonizmin coğrafi hedefleriyle bunları yan yana getirdiğimizde buna şu şekilde yani düz bakınca işte Türkiye bu konuda çok net bir hassasiyet sergiliyor, duyarlılık gösteriyor. Bütün dünyayı Gazze'deki soykırım konusunda
yüksek sesle ve gürültülü bir şekilde hani uyandırmaya çalışıyor bir nevi. Ve her tarafta işte en son mesela 3 tane Avrupa ülkesinden çok takdir edilecek bir adım gelince Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini tanıma anlamında hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ülkelerin liderleriyle aradı, görüştü, onları kutladı, tebrik etti. Bir anlamda bu sese öncülük eden ülkelerden bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye adına tabii bunu yapıyor. Dün benim Pakistan'dan bir misafirim vardı. Dedi ki yani bu insani konularda Erdoğan'ın duruşu konusunda Pakistan çok şeydir, politik olarak çok parçalı bir yapısı vardır. Ama herkesin ortak sempatisini kazanmış bir isimdir diye bir ifadesi olmuştu. Şimdi burada da sadece Türkiye böyle bir duruş sergilediği için Erdoğan İsrail'in bu zulmünü, zorbalığını dünyaya duyurduğu için değil, aynı zamanda yani düz bakınca bunu sanki böyle yaptığı için onlar da siz de böyle Kürtlere böyle yapıyorsunuz gibi algılanıyor olabilir. İşin bir ayağında da bu var. Demin o 2019'da dönük Netanyahu'nun o densizliğini hatırlatmam da yine aynı şekilde, aynı bağlamda. Ama bir taraftan da işte bu Siyonizmin arz mevut hedefinin hedefleriyle de alakalı bir alaka durumu burada söz konusu. Çünkü bu arz mevut hedefleri içerisinde bizim Güneydoğu'da var. Bunu hatta işte Amanoslara kadar getiren, taşıyan bir takım İsrail ordusuna danışmanlık yapan, dini danışmanlık yapan böyle tipler var. Bazıları bizim şeye de yansıdı. Şöyle de bir zihniyet olabilir mi işte? Hamas terör örgütü ve biz onu temizliyoruz. Suriye'de de Türkiye'nin işte müdahili var ve burayı da biz temizleyeceğiz. İşte oraya getiriyorlar. Böyle bir eşleştirme yapıyorlar. Yani bir taraftan Türkiye'nin PKK'ya karşı verdiği mücadeleyi kendilerinin Hamas'ta yaptıkları savaşla yan yana getiren bir eşleştirme yapmaya çalışıyorlar. Ama burada şimdi yani İsrail'in gözünden bakıldığında Hamas'a dönük değil ki, yani bütün işte şu an 15 bin tane çocuk birkaç gün önce 200 çadır kentte 200 olarak, daha sonra o rakam düzeltildi, 45 olarak yansımıştı, yakılarak. Kafası kopan bir çocuğu gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu grup toplantısında dile getirdi. Şimdi bunu Türkiye'nin PKK'ya karşı savaş hukukunu, uluslararası hukuku, uluslararası insani hukuku gözeterek, yani o az önce konuştuğumuz harekatlar yapılırken de bunlar çok titizlikle gözetildi. O nedenle zaten bir şey diyemediler. O dönemde bir sürü dezenformatif şeyler verdiler. İşte Kuveyt'te bir binada çıkan yangını Türkiye Afrin'de apartmanı bombaladı diye sunmaya çalıştılar. Bir tanesi zihnimde kaldı. Onu aktardım. Araya mı gidiyoruz? Peki. O zaman kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra buradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fadime Hanım, çok ağır saldırılar gerçekten. Aslında teknoloji çağındayız ve yaşanan her şeyi görüyoruz. Aslında Cumhurbaşkanı da bu katliamları canlı yayında tüm dünya izliyor diye haykırdı adeta grup konuşmasında kürsüden. Bir yandan içimiz parçalanıyor, bir yandan bir şey yapamamanın verdiği, içimizde oluşan o kinin daha da büyüdüğü bir hal aldık. Bir yandan Avrupa'da bazı yerlerde eylemler görüyoruz. Türkiye'de üniversite öğrencileri yine aynı şekilde bu konuyla alakalı direnmek noktasında aslında dünyada bir kutuplaşma var, bir grup var ama ne yazık ki kimse durduramıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da Müslüman ülkelere, İslam ülkelerine sesleniyorum dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı ne zaman harekete geçecek dedi. Evet. Ne zaman harekete geçecek Fadime Hanım? Yani
Yani şimdi şu önce şunu söylemek isterim. Bu tabii ki 7 Ekim'de başlamadı. Yani bütün İsrail'in kuruluşu ve 100 yıllık bir hikayeden bahsediyoruz. Ve arzu mevut hedefine ulaşmak için de adım 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 ilerliyor İsrail. 7 Ekim'den bu yana gözü dönmüş bir şekilde saldırıyor. Ve işte en son Refah'tan, çünkü Hamas ateşkesi kabul ettiği anda Refah'a girdi İsrail. Yani karşı tarafta o müzakereleri de ortaya çıkan metni kabul ediyorum dediği halde Hamas, İsrail Refah sınır kapısından içeri girdi, katletmeye başladı ve şu anda Gazze'nin bütün Mısır sınır, kara sınırını tamamen ele geçirmiş durumda. Yani aslında Gazze'nin kara sınırının tamamını ele geçirmiş durumda ve Gazze'yi yutmuş durumda. Tabii hazmedip hazmedemeyeceği ediyor konusu zaten. Şu anda hani bütün kopardı dünyayla bütün ilişkisini. Hatta az önce yine telefon ve internet kesintilerinin olduğu paylaşıldı Refah'tan, ne yazık ki. Yani bölgeden haber alınamamasının da bu noktada önüne geçen bir İsrail'den söz ediyoruz. Yani şu anda yuttu İsrail Gazze'yi. Bütün kara sınırlarına da hakim olunca hani hazmedip hazmedemeyeceği o ayrı konu. Ama nihayetinde bütün Gazze'nin toprak parçası üzerinde şu anda her yere hakim. Elbette hani Hamas çok başarılı bir direniş sergiliyor. Çok büyük bir kahramanlık sergiliyor. Ama hani fotoğrafa baktığınız zaman şu anda İsrail'in toprağı kuşattığını, yukarıdan, denizden, karadan saldırdığını ve güvenli hiçbir karış toprak olmadığını görüyoruz. Gün boyu bütün akış hani artık medya, bizim Star gazetesi de öyle, pek çok yayın organı da saat saat bütün gelişmeleri alt alta kronolojik olarak da yayınlıyor. Bakıyorsunuz gün içinde Gazze'nin kuzeyinde de öldürüyor, güneyinde öldürüyor, orta kesimde öldürüyor, kamplara vuruyor, Birleşmiş Milletler'e ait klinikleri vuruyor. Her yerde hiçbir kural tanımaksızın, hiçbir hukuka, hiçbir insani, dini, manevi hiçbir değere zaten sahip değildi. Mesela ama gözü çadırlar, dönmüş çadırda vaziyette şu anda. Ne gibi bir tehlike olabilir? Çadırı, yani çadırı vurmanın ne gibi bir açıklanabilir bir yanı olabilir ya mesela? Yok, zaten açıklama gereği duymuyor. Biz belki burada bir hata ediyoruz. Şimdi İsrail'i durdurmaktan bahsediyoruz. İsrail'in durması için bir neden var mı? Ben artık bir neden görmüyorum. Zaten yoktu da. Hani şu anda İsrail için dursun? Ne için dursun? Yani herhangi bir hukuki kaygısı yok. Askeri kaygısı yok. Onu durduran, höt diyen yok. Dini, manevi, insani yok. Hiçbir kaygısı yok. Niçin dursun İsrail? İsrail'in hedefi belli ve işte 8 ay geçti. Bunu durduramaz demek için de yapıyor bu vahşeti birazdan. Yani o yani gözü bu Uluslararası dönüş. Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar üzerine bu son çadır saldırısının geldiğini hatırlatalım. Yani hem bunun altını çizmek için hem de onu durduracak hiçbir güç yok. Yani şu anda en ağır kınanmaları o El Baptist Hastanesi'ni vurduğu zaman da önce bir şaşkınlık, bir algı operasyonu vesaire yaşandı ama hastane vurduğu ortaya çıkınca bile bazı kınamalar oldu. Ya siviller mi öldü falan dendi. Şimdi ya hani o görüntüler bakılabilecek görüntüler değil. 200 insan yanarak öldü. Hatta en son şunu gördüm. Bir ambulansın içinden video çekiyor. Evet, yani yaralıya müdahale etmesine izin vermiyor asker. Yaralıya müdahale ediyor asker. Anahtarı ver diyor ambulansı. Yani burada hiçbir insani kaygının olmadığını. Orada hakikaten Gazze'lilere böcek değeri bile vermediklerini. Onları durduran da yok. Dolayısıyla hani şu anda İsrail'in durması için gerçekten bir neden yok. Yani hani bunu kabul etmemiz gerekiyor. İşte ne oluyor hani İsrail bunları yaparken? Bugün tekrar haberlere baktım. Anadolu Ajansı'nın öyle bir haberi de vardı. Amerika Birleşik Devletleri bu bebek kafası kopan, yanan insanlar içinde işte endişelerden bahsedildi vesaire. Ama Amerika'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki eski temsilcisi Amerikan
Amerika'nın İsrail'e verdiği füzelerin üstüne bitirin onları, haritadan silin diye imza attı. Yani ve bütün 17 milyar dolarlık bir yardımı onaylandı. Yani silah veriyor İsrail'e. Hani siviller ölüyor diye sadece tepkileri savuşturacak bir iki kelam etmesinin bir anlamı yok ki. Her manada bu işlediği savaş suçunun sahibi aslında Amerika, adını da koymak lazım. Yani İsrail yapıyor ama Amerika destekliyor. Desteğini asla geri çekmedi. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın doğrudan Amerika'ya hitapla elinde kan var, kan var demesi, Avrupa'ya söylemesi, soykırımın sebebi sensin demesi, Birleşmiş Milletler'in iflas ettiğini bir kez daha altını çizmesi çok önemli. Bu işte biliyorsunuz Türkiye özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nde bir temas grubu oluşturulmuştu Dışişleri Bakanları marifetiyle. Oradan bir sonuç doğuyor. Yani Sayın Hakan Fidan bu konuda çok büyük bir çaba içerisinde, Sayın Cumhurbaşkanı da. Bütün muhatap ülkelerin dışişleriyle de konuşarak bu tanınmalar, çünkü Avrupa ülkelerinin Amerika'dan farklı bir karar alması beklenen bir şey değil. Yani o haritaya baktığınızda şimdi orada Norveç'in, İspanya'nın, İrlanda'nın, Slovenya hazırlanıyor, Malta hazırlanıyor. Yani Avrupa ülkelerinden Filistin'i tanıma kararlarının çıkması bu temas grubunun yaptığı işin sonuçları aslında. İşte Sayın Cumhurbaşkanı dedi ya 143, 149 büyüktür 5'ten diye. Bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki durumu değiştirmeye yönelik bir baskı unsuru. İşte en son Çin'de tanıyacağına dair bir açıklamada bulundu. Hani bunlar çok ağır gidiyor. Hakikaten hani biz istiyoruz ki hemen müdahale edilsin. Yani durdurulsun, eli kırılsın. Çünkü yani ölen insanların sayısının haddi hesabı yok. Yani 50 bini aştı. Hepsinin ölmesi gerekiyor diye insan artık kaçırmak vicdanen istiyor. Soruyor. Yani şimdi bütün kara sınırı bitti. Amerika oraya bir rıhtım yaptı. Güya insani yardım içinde ama insani yardım yapılmadan çöktü. Kafalarında yani... Başlarından atılıyor aşağılayıcı bir şekilde ve onlar öldürüyor insanları. Açlık, susuzluk, ilaçsızlık. Bugün o işte günlük kronoloji için, kronolojiye baktığımda Birleşmiş Milletler Sağlık Örgütü'nün yani açlık ve ilaçsızlıkla ilgili durumun çok feci bir noktaya geldiğine ilişkin uyarıları var. Bugün bir bebek ölmüş. Kötü beslenme ve açlıktan dolayı ölmüş bir bebekten bahsediyoruz. Yani hani ya yakarak, kafasını kopartarak, vücudunu parçalayarak ya açlıktan, ilaçsızlıktan her şekilde öldürüyor ve sonuç dünya seyrediyor. Yani müdahale eden bir güç yok. Askeri bir gücün olmaması burada, evet bütün Batı dünyasını kınayabiliriz. Birleşmiş Milletler sistemi neden çalışmıyor? İşte bu uluslararası metinler bunun için değil miydi? Yüzlerine vurabiliriz ama sonuç alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Dönüp İslam ümmetine bakıyorsun. Bir Filistin anneyle... için kurulan bir İslam örgütünden bahsediyoruz. Neden oradan bir Mescid şey çıkıyor? Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa yakılmaya kalkıldığında kurulmuş bir örgütten bahsediyoruz. Ya az bir güç mü? Ama siyaseten hiçbir hükmü yok. Askeri olarak sıfır. Bir anne ile çocuğunun arasında şöyle bir diyalog geçmiş. Doğru mu ya da sosyal medyada? İllaki doğru. Şöyle bir diyalog geçmiş. Anne kimse gelmeyecek mi demiş. O da hayır çocuğum gelmeyecek demiş. Çocuk da demiş ki o zaman son Müslümanlar biz miyiz demiş. Hani daha ne denilebilir? Evet, evet. Ve bir çocuğa bu nasıl izah edilebilir? Yok. Yani dünyada onları kurtaracak hiçbir gücün olmayışını bir çocuğa mesela nasıl izah edebiliriz? Çünkü bunun bir kötülük olduğunu, saf kötülük, cehennemi bir kötülük olduğunu onlar da biliyor. O saf, temiz özleriyle. Ama gelinen nokta bu. Peki hani ne oluyor diye baktığında, ya işte Sayın Cumhurbaşkanı bence feryat etti. Grup evet. toplantısında feryat etti ve MET'e, evet, İslam İşbirliği Teşkilatı'na, İslam ülkelerine daha neyi bekliyoruz? Bebeklerin boynu kopartılıyor. Vallahi Allah hesabını sorar dedi. Allah
hesabını sorar. Yani bu tabii ki devletler nezdinde, küresel düzen nezdinde daha rasyonel işte analizler yapmak gerekir. Şu nedenle İslam dünyasındaki parçalanmışlık, mezhebi ayrışma, güç ayrışması bir sürü şey anlatabilirsin bu sonucu doğuran neden. Ama hani insani düzlemde de herkes hayatta iman edenler için bir imtihanın var ve Allah senden bunun hesabını soracak. Evet. Yani o İslam devletlerinin her birinin gücü elinde tutan liderlerine Allah kul olarak soracak. Hepimize soracak. Sen ne yapıyorsun? İşte biz ne yapabiliyorsak o kadarını yapabiliyoruz ama yetmiyor. Şimdi buradan izninle şunu konuşmam lazım. Bunları hep konuşuyoruz zaten. Şimdi dün itibariyle bugün sosyal medyada da patlamış bir olaydan bahsediyorum. Evet. Ben bunu aylar öncesinden yazdım. Yani ne kadar zaman oldu bilmiyorum. Tweetimi açıp bakmam lazım. Nedir? Ben hem İsrail vatandaşı hem Türk vatandaşı olan ve İsrail askere çağırınca, çünkü bu yedek askerleri göreve çağırdı biliyorsunuz. Hatırlıyorum. İlk başta daha 7 Ekim'in hemen sonrasında. Ben dedim ki gidenleri almasın Türkiye. Hı hı. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şerefli bir statüdür. Ve buradan Siyonist İsrail'in ordusunda bebek öldürmeye giden biri varsa bir daha bu ülkeye giremez. Hı hı. Onu vatandaşlıktan çıkartın, deport edin diye ben yazdım ve destekleyen de oldu, linç eden de oldu. Şimdi Azra Cohen adında bir kadın yazar. Psikologmuş ve çok popüler biriymiş. Ben hiç okumadım. Ama bu kafada, bu zihniyette bir insanın değil çocuklara, yani yazdığı satırı bile hiçbir insana okutmamak, göstermemek gerekir. Kadın şunu söylüyor. Diyor ki Gazze'liler sırf tepki yani tepki olsun diye önceden ilan ediliyor sonuçta, ben burayı bombalayacağım diyor İsrail ordusu. Sen bombalanacak yere ne diye çocuğunu götürüp oraya bırakıp parçalattırıyorsun diyor. Yani bombalayanı değil, bombalananı, anneyi babayı suçluyor. Bana da sosyal medyadan bir paylaşım atıldı, fotoğraf. Çocuğun böyle yüzü gerçekten kanlar içinde kötü. Bu makyaj ve siz bu tiyatrolara inanıyor musunuz yazmış. Çünkü ben de siz insan mısınız yazdım. Yani bunun bir senaryo olabileceğini hala düşünebilmek de nasıl bir kadın insan aklı? Kadın da kendini biraz böyle savunuyor ama bunların hepsi tezvirat. Böyle bir şeye, yani bir kere şunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, bakın bu meclis bizim meclisimiz mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin milletin meclisi mi? Bu meclisten bir soykırımla ilgili bir, yani suç, soykırım övgüsü yapan, savunusu yapanın, yapmanın suç olduğuna dair bir yasa çıksın. Ve bunu yapan, bu arada bu İsrail hafta ordusunda refah gidip askerlik yapan, çoluk çocuk katledip sonra elini yıkayıp buraya gelecek olan varsa bunlarla ilgili deport edileceğine dair bir yasa çıksın. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı biri olarak ben bu insanlarla aynı ülkede yaşamak istemiyorum. Bunların bu ülkeye girmesini istemiyorum. Buna izin verilemez. Yani meclisin bu konuda bir pozisyon alması lazım. Şimdi bu kadın basbayağı siyonizm propagandası yapıyor. Yani burada öldürülen, çoluğu çocuğu parçalanarak ölmüş insanlar, kafası kopmuş, baba çocuğunu kucağına alıyor, çocuğun etleri akıyor, yanmış. Biz bunu görmeye dayanamıyoruz. O insanlar bunun acısını yaşıyor. Oradaki yanık et kokusunu duyuyor. Yani bu kadar büyük bir vahşetin savunusu olamaz. Bunu yapan insanlar var. İsrail Amerika Büyükelçiliği bir fotoğraf paylaştı sosyal medya hesabından ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir İsrail askerinin de olduğu bir fotoğraf paylaştı. Şimdi Türkiye vatandaşı ama aynı zamanda İsrail vatandaşı olan, çifte vatandaşlık hakkını kullanan bazı insanlar şu anda İsrail ordusunda savaşıyorlar ve bu cinayetleri işleyenler. Yani bunlarla ilgili mutlaka bir karar çıkması gerekiyor. Buradan da güzel bir çağrı yapmış olduk. Bunda çok büyük bir toplumsal bir beklenti var. Mesela bu Azra Cohen denilen Siyonist soykırım savunucusu kadınla ilgili yayın evine çağrı yapıldı.
ve Everest yayınları ilişkimiz yoktur. Biz böyle bir insanlık dışı bir şey savunan biri bizim yazarımız olamaz diyerek bir ilanda bulundu. Hı hı. İşte Kitap Yurdu, BKM bunlar ilişik kestiler. Yani toplumsal manada da bunların tecrit edilmesi lazım. Ama bence Türkiye Cumhuriyeti bu ülkeden de vatandaşlıktan da deport edilmeleri gerekiyor. Aslında mecliste de önemli bir adım atıldı. Refah'taki saldırıları kınayan tezkere oy birliğiyle kabul edildi. Bu da aslında çok önemli bir adım. Ama kınama yetmiyor işte. Yani burada bir inisiyatif almak, bir aksiyon gerekiyor. Artık kınamadan şifayen söylenmiş şeyler yetmiyor. Yani burada buradaki hani toplumun isyanını talebinde görmek lazım. Ne yapacağız? Yani tamam kınayalım. Ne yapıyoruz? Yani kınamayı bak Netanyahu bile dedi bu fazla oldu dedi. Netanyahu bile dedi yani. Hı hı. Kınama yetmiyor. Yani durdurun. Trajik bir hataydı dedi. Evet. Değil mi? O bile dedi yani. Yani şifayen denen şey o çocuğun parçalanmasını engellemiyor. Ama o da tabii şey yani ben oradaki iddiam bilinçli bir şekilde yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin operasyonları durdurun kararını almasına bizi kimse durduramaz anlamında bir cevap, bir pervasızca bir cevap. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin de aynı zamanda yakalama kararına da bir cevap. Ona çok yani açık bir şekilde bir o pervasızlık yani biz bunu da yaparız demiş oldular. Ben bir şey daha buna ekleyeyim. Şimdi bu konuştuğumuz konularla alakalı bu ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan. Ki önemli bir adam değil mi Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'in 76. kuruluş yıl döneminde Washington'daki İsrail Büyükelçiliği'nde yaptığı bir konuşma Mike Johnson diyor ki bu 76 yıllık başarıdan daha fazlasını biz kutluyoruz binlerce yıl önce İbrahim'i İshak'a yani şu teolojik dile bakar mısınız? Ve Yakup'a verilen vaatlerin gerçekleşmesini kutluyoruz. Siyonizm budur işte yani 3000 yıl önceki bir işte dini metinlerden. Netanyahu da bu retoriğe başvurmuştu 7 Ekim'den sonra Amanak halkı diye galiba işte Tevrat'ta da tahrif edilmiş Tevrat'ta da geçen bir şeyden hareketle bu dini metinlere yani bu 3000 yıllık bir rüyadan bahsediyorlar burada ve diyor ki işte binlerce yıl önce İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a verilen vaatlerin gerçekleşmesini kutluyoruz. Babil sürgününden, İslami hilafetlerden ve Nazi soykırımından sağ kurtulan vaatler Siyonist rüya gerçeğe dönüştü diyor. Bunu Temsilciler Meclisi Başkanı söylüyor. Yani bu olup bitenlerin bir bu Siyonizm ile olan ilişkisi çok açık bunu da ortaya koyan bir açıklama olduğu için bunu ben önemsedim. Yani bu böyle bir kimileri bunu böyle algılıyor. Yani orada sanki İsrail'in işte kendini savunma hakkı çerçevesinde veyahut orada Filistinlileri dönük bir savaş yürütmesi, katliam yürütmesiyle sınırlı bir mesele olarak görüyor. Veya işte 7 Ekim'de Hamas'ın yaptığı o Aksa Tufanı operasyonuna karşı İsrail'in savunma amaçlı böyle bir şey yürüttüğünü düşünüyor. Ama işin arka planında aslında burada İsrail'in bu Siyonizm ideolojisi çerçevesinde yayılmacı anlayışının nerelerde nasıl destek bulduğunu gösteren bir örnek olması hasebiyle ben bunu çok dikkat çekici buldum. İbrahim Bey, iç siyasete geçmeden önce eklemek istediğiniz bir şey var mı konuyla alakalı? Etki ajanlığı ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun taslak tasarısı var. Bu şu demek, eski deyimle bir ülkenin veya topluluğun, grubun, organizasyonun lehine olmak ancak içinde bulunduğu ülkenin milli çıkarları aleyhine faaliyet gösteren 5. kol unsurlarının postmodern ifadesi etki ajanlığıdır. Yani yeni bir istihbarat deyimidir. Etki ajanlığı şudur. Toplumda dediğim gibi başka bir devletin çıkarlarını korumak için algı oluşturmak, propaganda yapmak, psikolojik harp sanatının
sanatını icra etmek amacıyla yapılan casusluk faaliyetlerinin ismi etki ajanıdır. Hanımefendinin tarif etmeye çalıştığı şey de o zaten. Halihazırdaki meri mevzuatımız bu tür casusluk faaliyetlerini, 5. kol faaliyetlerinin suç olduğunu ve çok ağır yaptırımlarla müeydeye bağlanmış bir düzenimiz de var aslında. Ancak bu teknolojik ve bilişsel gelişmeler dolayısıyla klasik casusluk yöntemleriyle casuslara karşı ve casusların ilgili ilişkili olduğu kişilere karşı mücadeleyi tersi olduğu için etki ajanı diye bir kavram da ortaya atıldı. Buna ilişkin bir kanun taslağı da meclise intikal etti. Ben ona ilişkin tabii eleştirilerimiz var ama özü itibariyle gayi olarak yorumlarsanız güzel bir şey. Türkiye'deki bir boşluğu dolduracak bir düzenleme olacağı kanaatindeyim. Sayın değerli konuşmacımızın varsaydığı gibi bir algı oluşturmak, olan algıyı değiştirmek, bir mesmumut meseleyi başka bir devletin lehine olacak şekilde yorumlamak, bunu yaymak, propagandasını yapmak ki propaganda parantez içinde yıkamayacağı propagandanın kale yoktur. Çünkü aynı anda hem insanın beynini hem de kalbini hedef alan çok tehlikeli bir silahtır. Bunun icracılarına biz etki ajanı diyoruz. Dolayısıyla bu bahsettiği hanımefendi de casusluk ve 5. kol faaliyeti yürüten bir çeşit etki ajanı olarak, yani Siyonizm etki ajanı olarak faaliyet göstermiş birisi, eylemi örtüşüyor dediği şeylerle. Dolayısıyla Cumhuriyet Savcılarımız bununla ilgili muhakkak sürekli harekete zaten geçecektir. O Türk vatandaşı olup sadece Türk vatandaşı olan veya hem İsrail hem Türk vatandaşı olup İsrail saflarında soykırma katılan kişilerle ilgili tabii vatandaşlıktan çıkarma müeydesi uygulanabileceği gibi deport edilebilirler aynı zamanda kendileri bu failler. Aynı zamanda da Türk Ceza Kanunu anlamında gene casusluk faaliyetleri yürütmekle, başka bir devletin silahlı kuvvetlerine katılmakla Türk Ceza Kanunu'nun önemli hükümlerini ihlal etmiş olurlar. Yani mevcut meri düzenleme bunlarla ilgili çok ciddi müeydeleri barındıran, bu tür failleri ve bunların fiillerini cezalandıran bir sisteme zaten sahip. Yeni bir düzenleme yapmaya aslında ihtiyaç yok. Etki ajanla ilgili zaten bir düzenleme var. Dolayısıyla devletimizin kolluk kuvvetleri ve adli merciler kovuşturma ve soruşturma yaparak bu tür canileri, bu caniliğe ortak olan savaş suçu, insanlık suçu ve katliam suçu, soykırım suçu işleyenler hakkında işlem yapabilirler. Onu söylemek istedim ben. Peki iç siyasette son haftalarda en çok konuşulan konu sokakta yaşayan sahipsiz köpeklerden dolayı insanların zarar görüyor oluşu. Aslında geçen hafta işlemiştik bu konuyu. Şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında mevzuatla alakalı önemli şeyler söyledi. Önce neler söyledi bir hatırlayalım, ekranlara getirelim o açıklamasını. Mevzuatta yapacağımız değişiklikle biz sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini amaçlıyoruz. Bu değişiklikteki yegane hedefimiz budur. Hazırlıkları devam eden kanun teklifiyle köpek bakım evi olmayan yerlerde hemen bakım evleri kurulacak. Sahipsiz hayvanlar bu bakım evlerinde tutulacak. Ayrıca sahiplenilmeleri için kampanyalar yapılacak. Sahiplenilen hayvanlar kısırlaştırılacak, aşılanacak ve çip takılarak sahibine teslim edilecek. Bundan sonra da çok sıkı takip edilecek. Biz istiyoruz ki barınaklara alınan tüm hayvanlar sahiplenilsin. Fadime Hanım, aslında tek tek saydı Sayın Cumhurbaşkanı. Barınaklar konusu, sahiplenilmesi konusu, kısırlaştırılması konusu aslında hükümetin uzunca bir süredir eleştirildiği bir konuya ilişkin hükümetin tutumu bu yönde olacaktır dedi. Siz de takip ettiğiniz, dinlediğiniz neler söylersiniz öncelikle? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı evet daha önce de söylediği gibi ben 2004'te ilk hayvan hakları yasasını çıkartan, 2021'deydi galiba yine yasayı güncelleyen AK Parti hükümetiydi. Belediyelere bu iş aslında hani topla, kısırlaştır, aldığın yere bırak
ve barınaklarda tut, hani saldırgan olanları şeklindeki düzenleme işe yaramadı. Çünkü verilen rakamlar özellikle 4 milyon. Evet. Çünkü İçişleri Bakanlığı'nın mesela verdiği rakam 2 milyondu. Hı hı. Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı bir paylaşım yaptı ve başıboş köpek sayısının 4 milyona yakın olduğunu tahmin ediyoruz dedi. Tabii bir de sürekli yer değiştirdikleri için onları tespit etmek de sıkıntılı. Valiliklerin bildirdiği bir rakam var. 1.817.000 civarı. Evet, evet. İçişleri Bakanlığı öyle bildirilen, tespit edilen. Çünkü o muhtemelen muhtarlar marifetiyle hani o mahallede ne kadarsa sayımda. Kabaca bir şey ama yılda iki kere çoğaldıkları işte 6-8 kere yavruladıkları düşünülürse hani ne kadarı kısırlaştırılmış diye bakıldığında da o rakamların aslında çok düşük, hani hedeflenenin yasaya rağmen hedeflerinin çok altında kaldığı görülüyor. Ki kontrol altına almak için de bir yıl %70. içinde %70'inin kısırlaştırılması. %70'i gerekiyor. Ancak kısırlaştırılırsa kontrol edilebiliyormuş köpek nüfusu. Ama 5 yılda ortalama yılda 60 bin kısırlaştırılmış. Yani en fazla 350 bin diyor. Yani o kadar altında ki bu rakamın, yani nasıl bu kadar köpek sürüleri birdenbire sokakları ele geçirdi deyince şeyi anlıyorsunuz. Kısırlaştırma olmamış yeterince. Ve işte yanlış beslemeler, şehir dışında beslenmeleri gerekirken şehrin içinde beslenmeleri, diyet verilmesi. Arasında yayılan kuduz riski. Kuduz. Çünkü kuduz rakamları da inanılmaz artmış. 2018-2022 yılları arasında kuduz riski temas sayısı ortalama 267 binken sadece 223 yılında bu sayı iki katına çıkmış, 438 bin olmuş. Yani hakikaten çok riskli bir oran bu artış. Dünya Sağlık Örgütü de kuduz riskini, Türkiye'deki kuduz riskini yüksek risk olarak adlandırıyor. Yani konu aslında ülkenin itibarına kadar bir noktada gitmiyor mu? Ya güvenlik bu Afrika bir şey. Afrika statüsünde mesela. Onu kastediyorum. Evet. Bu gerçekten hem itibar dediğiniz gibi hani kontrol edememek. Bir de buradaki hani güvenlik konusuna şöyle bakmak lazım. Devletin vazifesidir vatandaşının güvenliğini sağlamak. Yani bu konuda devlet eğer vatandaşını köpeklerden koruyamıyorsa vatandaşına karşı sorumluluğunu yerine getirmiyor demektir. Ama burada hani tartıştığımız şey, konu o kadar kutuplaşarak işte bu mama lobilerinin vesaire de devreye girmesiyle nasıl diyelim yanlış yerden tartıştırıldı ki yani bir zıtlaşmaya gidiyor. Şimdi bir, çocuklar öldü bu nedenle. 20 defa ameliyat olup hala ameliyat olması gereken, travmasını taşıyan insanlar var. Yani hayatını kaybeden insan sayısı kazalara sebep. Yani bu bir sorun. Bu sorunun temelinde insanlar var. İnsan kaynaklı bir sorun. Ve çok geç kalındı müdahale edilmekte. Bunlar hani tespit etmemiz gereken, eleştirmemiz gereken konular. Ama burada tabii Sayın Cumhurbaşkanı buradaki hani merhaleleri aslında anlattı. Merhametli bir çözüm Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi Peygamber Efendimiz'e bir atıfta bulundu ve hani ordusunun yolunu değiştirdi dedi. Kedisinin hani uyandırmamak için hırkasını kestiği de bilinir. Dolayısıyla hani merhamet dininde zaten bu olmaz. Burada ama önce insana da merhamet etmek gerekiyor. Burada hani bu merhaleler önemli. İşte toplu Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. Az önce sen de söyledin. Hani saldırgan olanlar için düşünülebilecek hasta olan, bulaşıcı hastalığı olan, kuduz riski olan lar için uyutma ihtimali hala var. Ama ondan öncesinde belediyelerin ve hayvanseverlerin burada sorumluluk alması beklentisi var. Ama bu bizim ilk tercihimiz veya ilk hesapta değil. Uygulayacağımız evet. Bir şey değil mesajını verdi aslında Cumhurbaşkanı. Ve orada hani AK Parti'ye yönelik eleştiri de çünkü yükselmişti. Buradan bir de siyasi yol açılıyor çünkü. Hani siz cani misiniz, canisiniz gibi aslında bir merhametsizlikle suçlanma hali de var. CHP'den çok fazla bu konuya ilişkin bir açıklama gelmiyor. Bunu da şuna bağlayabilir miyiz birçok belediye? Çünkü hem öyle onun hani bütçe kısmı var, sorumluluk kısmı. Hem de bunun ciddi bir problem dedi ama Özgür Özel dünkü grup konuşmasında
dedi ama yine de hani bir eleştirel tarafı da var yani. Hani uyutulma ihtimali üstünden İmamoğlu yapıyor. İmamoğlu o konuda, uyutma konusunda çok net bir şekilde buna karşı çıkan açıklamalar yaptı. Ama Mansur Yavaş öyle demedi yani, bunun ciddi bir sorun tabii olduğunu. Tabii CHP'de de iki büyükşehir belediye başkanı arasında bir görüş ayrılığı var. CHP yok şu an. Evet, evet, çok doğru. CHP var. ama burada hani ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği bu, biz çünkü geçen hafta da burada konuştuk. Yani biz, yani o canlar bize emanet. Hayvanların hakları gözetilerek bu işin yapılması lazım ama hani hayvanın haklarıyla insanların hakları kıyaslanamaz. Ben bunu bir insana hakaret olarak görüyorum. Yani burada insanın üstün tutulacağı ama insanın kendine emanet edilmiş canlarla ilgili merhametli ve merhaleli bir çözüm bulması gerekiyordu. İşte bu hani topla, kısırlaştır, iyileştir, sahiplendir, çip tak. Yani bir kişiye zimmetle onu ve eğer sokağa bırakıyorsa onu yakasına yapış. Hani bu adil bir yöntem. Peki o zaman Tuna Han'ı hatırlar mısınız bilmiyorum, Ankara'da köpeklerin saldırısına uğramıştı. Tuna Han'ın babasını bir dinleyelim hazırsa o sesinden rica ediyorum. Yasa tasarısını okudum abi. Altına her şeyimle imza atarım. Tuna Han'ın bir hafta sonra yedi ayı bitecek abi. Yedi aydır bir Allah bilir, biri biz biliriz neler çektiğimizi. Tuna Han'ın 33-34 gün sonra yaklaşık ameliyatı var. Başından şu anda parçalı zaten vücudu. Bütün kaba etleri, kasları zaten çocuğun eksik. Bu neyin davası? Benim başıma gelen veya o kadar ölen onlarca insanlarımız var. Onlarca parçalanan çocuklarımız var. Onların çocuklarının parçalanmasını o şekilde isterler miydi? Benim evladım. Oradan mama aldı abi, mama. Köpeğin yavrularına mama getirdi oradan. Kedi yavru ayrı ayrı almıştı çocuk. Biz böyle bir insanız abi. Biz ölüme zaten karşıyız abi. Biz katliam yapılsın. Bizi öyle bir lanse ettiler ki katliam falan değil. Bir insan yani o çocuğunun acı çekerken ölüm kurtuluştu. Keşke ölseydi dediği olur mu abi? Ben bu kalemi kullandım. Ben çocuğumu... Keşke dedim hani acı çekmeden dedim ölseydi dedim. Kısırlaştırma, nereye kadar kısırlaştırma abi? Bunun önüne nasıl geçecek abi? Nasıl geçecek yani? Keşke imkan olsa da hiç kimsenin canı yanmasa, hiç kimse bir şey yapmasa. Usulü neyse abi, gereken neyse olsun abi. Ya aslında açıklamasında ne kadar yumuşak yaptığını görüyoruz. Hani keşke oğlum acı çekmese yerine ölseydi dediğim oldu bir diyor. Babanın bunu söyleyebilir. Bir yandan da çocuğunun ne kadar hayvansever olduğunu dile getiriyor. Gözleriniz doldu Fadime Hanım. Kendisini savunmaya çalışıyor ya. Yani çocukların ya yavrularına mama götürürdü diyor. Yani biz cani de değiliz diyor. Kendini savunma pozisyonunda bırakılmasından daha büyük bir şey olabilir mi? Yani o insanın bilakis... Yani evladı o kadar acı çekmiş ki adam ona dayanamamış. Ölseydi keşke demiş. Hani bu kadar büyük bir acı ve o acıya tanıklığın verdiği acı hali de var. Bu yani bu sorunun bir cephesi ve önemli bir cephesi. Yani onların ne dediği bence önemli. Adamcağız bence çok güzel ifade ediyor. Yani hani hayvanlara merhametli de yaklaşıyor. Bu işin çok kararlı bir şekilde neticelendirilmesi lazım. Yani hani biraz konuşup evet, sonra tekrar dağılmamalıyız yani. Mehmet Acet. Tavsamaması lazım bu iradenin, bu kararlılığın. Ben şöyle kitabın ortasından bir cümleyle başlayayım. Yani bu uyutma seçeneğinin tümden bu mevzuattan, yani yeni yapılacak mevzuat değişikliğinden çıkarılmaması gerektiğini, şartlarının belki belirlenmesi, kolayca bu yönteme başvurulmaması ama bir şekilde bu seçeneğin de orada bu mevzuat değişikliğinde kalması gerektiğini düşünüyorum. Burada şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net bir şekilde meramının niyetlerinin ne olduğunu aslında açıklamış oldu. Burada bu sahipsiz köpeklerin, başıboş köpeklerin uyutulmak suretiyle öldürülmesi gibi bir hemen oraya getirildi mevzu. Halbuki maksat burada bu hayvanların barınaklarda toplanması, sahiplendirilmesi, kısırlaştırılması, çiplenmesi. Amaç burada. Burada bu. Ama mevzuatta eğer o diğer seçenek eksik bırakılırsa bu
bunun yetişmediği hallerde problemin çözümüne bütün bu çabalara rağmen bir katkı sunmayacaksa eğer, o seçenek orada durmalı bence. Şimdi bu bakıyoruz böyle çeşitli, ben de takip ettim bu tartışmaları yapanların taraflarına. Şöyle sakat bir anlayış var. Yani işte insanlar da suç işliyor. İşte Tuna Hanım babası anlatıyor ya, işte o köpek gitmiş onu ısırmış. Ama orada öbür tarafta da işte başka türlü her türlü suç işleyen insanlar da var. Hı hı. Gibi bir yaklaşımla böyle eşitleyen tamam mı bir anlayış. O da biraz tuhaf, hastalıklı yani. Hastalıklı bir bakış. Öyle tabii, bu, tam burasından bakarak bu işi sunuyorlar, savunuyorlar. 438 bin 2023 yılında Kuduz temaslı inanılmaz bir rakam. Yani inanılmaz bir rakam değil mi bu? İnanılmaz bir rakam. Bu ne demek yani? Biz aslında binde biri bile belki yansımadı, yansımıyor medyaya demek, tamam mı? Yani bu ısırmaya bağlı olarak, temasa bağlı olarak Kuduz şüphesi ortaya çıkıyor ve gidiyor insanlar, değil mi? Orada aşı vuruluyor. Kuduz temaslı bir tedbir amaçlı en azından bir takım şeyler oluyor. Şimdi Kuduz hastalığı Allah göstermesin. Benim çocukluğumda bizim memlekette 18 geçen yaşında. Geçen hafta anlatmıştınız. Anlattı mı bunu? Hı, evet. Bir daha anlatayım mı? Elbette. Yani çok acı bir hadiseydi. Yani çocukluk travması böyle insanın üzerinde iz bırakan. 18 bir yaşında bir genç köpek ısırması sonrası Kuduz hastalığına yakalanıyor. Ve tedavisi yok. Çırpına çırpana, kıvrana kıvrana. Halüsinasyon, yani insanlardan korkarak çok böyle dehşet verici bir şekilde. Yine zaten son döneminde zaten dediği yere geliyor aslında. Hani keşke bu kadar acı çekeceğine ölseydi çocuğum dedim diyor. Tabii o ısırığa bağlı. Onu yaşıyorlar aslında tabii. Mesela. Kuduz hastalığından bir 12 yaşında bir çocuk en son aynı şekilde son dönemlerinde artık kimse yanaşmıyor ve sadece bulunduğu yerde tek başına kendi şeyini terk ediliyor. Şimdi onun üzerine yani bir gün içerisinde bu çünkü bir ciddi tehdit, yani yayılma anlamında da ciddi bir tehdit içeriyor. Bütün orada bulunan köpekler itlaf edildi. Bu 86-87 senesinde bir bizim orada yaşadığım benim bir şey, yani hatıra. Şimdi burada tabii 30, yani 31 rakamından bahsediliyor. Ama bir de temaslı olarak, yani bu riskin artması anlamında 2018-2022 4 yılda toplam Kuduz temaslı vakanın sadece 2023'te 2 katı ortaya çıkmış. Evet, ben gördüm bu sokaklardaki bu köpeklerin doğası da biraz değişmiş. Bir kısmının en azından. Yani bir haber görmüştüm. Ben böyle bir şey görmedim daha önce. Yani bir kuzu evet, annesine sığınıyor. Anne de biçare. Ne yapsın? Annesinin yanından parçalıyor. Köpekler sürü haline alıyorlar, götürüyorlar o kuzuyu. Şimdi hani kurt kuzuya saldırma, bizim hani kurdun kuzuyu kapması falan, bunlar aç kurtlar falan, ama köpeklerle ilgili ben bilmiyordum bu kadar böyle hani diğer hayvanlara karşı böyle bir saldırganlık içerisinde olduklarını. Kedileri ben, parçalıyorlar evet, işte. Küçük köpekleri yani, parçalıyorlar. Kedileri kendi parçalıyorlar. Kendi doğaları da biraz bozulmuş, sanki belki bozuldu. Çünkü bunların köpek kısmını aslında evcil bir hayvandır. İnsanla yaşamaya alışkındır. Tabii. Ama şu anda insanı saldıran bir hayvana dönüştü. Şimdi, hem doğaların bozulması durumu var, hem de bir de trafik kazalarında da aslında hayatını, tabii, yani ölen bir sürü köpek geçen var. Geçen hafta bak hemen gözümde canlandı İdil, bir tane evet, çocuk. İdildi galiba. Yani evet, kendilerini kaybediyorlar. Köpek görünce böyle çocuklar var. Hı hı. Kendilerini kaybediyorlar ve aklını yitirmiş bir halde kaçışıyor. Bu şekilde kaçan bir çocuk kamyonun altında kalıyor. Can veriyor. Yani geçen i̇şte köpeği gördüm, vurmamak için kadın. O da var. O da trafik kazası. Kızı öldü işte. Tabii. 2-3 kişi öldü geçen hafta yine, evet, trafik kazası. 11 yaşında yani bu da mesela iki öldü taraf için. Yani köpek de arabanın çarpma sonucu ölüyor. Karşı taraftan da köpeği çarpmamak için ölen. Yani hem insan için hem o can için de tehlikeli. Yani bu sayısal çokluğun ürettiği evet, sorunlardan bahsediyoruz. Son 5 şöyle yılda hayvana çarpma şeklinde 3000'den fazla trafik kazası olmuş. Diyorum 55'te ya, binde biri yansıyor belki yani medyaya. Hı-hı. Tamam. Evet. Yani meselenin bu
gerçekten çok ciddi bir hal aldığını göstermesi bakımından. Bu da tabii ki o işte eski bir takım örnekler, asla öyle şeyler olmaz işte. Bir hayırsız adaya 1910'da topluca götürülüp orada. Yani burada hayvanlara eziyet anlamına gelecek şeyleri kesinlikle onlara, yani öyle bir şeye yol verilmesi anlamında bu cümleleri kurmuyorum ben. Benim annem işte ağzı var dili yok der böyle bu tür hayvanlar. Bak şimdi köpek çocuğun ne hale getirmiş, o halde bile çocuğunun köpek sevgisinden, kedi sevgisinden bahsediyor. Ne zaman ki bu iş, bakın bu ayrımı burada yapmak lazım. Bunlar bu hayatın bir parçası. Köpekler de bu hayatın, hayatımızın, yani birlikte bu hayatın içerisinde olduğumuz hayvanlar bunlar. Ama kriter burada ne zaman ki çok ciddi problem insanlara dönük üretmeye başladı, o zaman ciddiye almak gerekiyor. Evet. Ben bu şeyin yani hazırlanan taslağın içeriğini biliyorum. Bunu hazırlayan çevrelerde bu taslağı aldım. Bunun üzerine geçen hafta yazı da yazdım. Özet şu. Şimdiye kadar işte topla, kısırlaştır, sal. Bir de tabii sahiplenme sonrası bırakılan köpekler, bununla ilgili de bir müeyyide yok. Bu da ciddi bir problem. Alıyor evet. Bir hevesle. Bir ay sonra ormana bırakıyor, sokağa bırakıyor. Bu da çok ciddi bir problem. Buna da müeyyideler getirecek. Pandemi sonrası takip şimdi verileri. Zaten Cumhurbaşkanı özetledi. Barınakların sayısının artırılması ve barınaklara peyderpey bu hayvanların getirilmesi. Devamında sahiplenme kampanyaları, belediyeler ilana çıkacaklar. Bir ay boyunca sahiplenme kampanyası yürütecekler. Sahiplenme kampanyası sırasında bunlar kısırlaştırılıp, çip takılıp sahiplendirilecek ve ondan sonra takip edilecek. Sahiplendikten sonra bırakanlara ciddi cezalar getirilecek. Son çare özellikle böyle hastalık riski taşıyan, saldırgan olanlara karşı da uyutma seçeneği bu taslakta var. Bana göre bu mevzuat değişikliği bu çerçevede bundan vazgeçmeden yapılmalı. Ama uyutma seçeneği son çare olarak mevzuatta olmasına rağmen uygulamada hani önceki süreçler etkin bir şekilde işletilmeli. Evet. Ama bu korunmalı diye düşünüyorum ben. Peki. Bir de şöyle bir iddia da var. Bir hayvan gider, yerine başka hayvan grubu gelir. Dolayısıyla yani köpeklerin alınması belki de işte farelerin çoğalmasına yol açacak gibi iddialar da var. Yeni bir sorunu getirir mi? Ve bu sorun bir insanın canından daha önemli bir noktaya gelir mi? Öncelikle yani süremizin de sonuna geldik. 6 köpek sahibi olan bir kişi olarak. Evinizde mi besliyorsunuz 6 köpeği? Yok, dışarıda da. Bir şey anlatayım. Kıtmir cennetle müjdelenmiş bir hayvan. Yedi uyurlar köpek. Allah hazretleri Ashab-ı Kehf'le birlikte cennete koyacağı bir şey. İnsanın en büyük dostu köpektir. Burada şunu unutmayın. Bir köpeğe gerekli ilgiyi, şefkati gösterirseniz köpek insandan daha sadık. Evet. Asla saldırgan olmayan, asla kötülük yapmayacak bir canlı. Bu köpeklerdeki davranış bozukluğu, bunların vahşileşmesi, bunların agresif hale gelmesinin ekenlerinden birisi de köpeklerin sahipsiz bırakılması veya o köpeği sahiplenmiş olan kişilerin bunları psikopatik davranışlar geliştirecek şekilde kötü muameleyle davranışlarını bozmaları. Dolayısıyla yeterli şefkat, ilgi gösterilen bir köpeğin, yani iyi iletişim, ilişki kurduğun bir hayvanın kötülük yapması asla düşünemez. Yani insandan bile belki daha dengeli yaratıklar. Şu var, üstadın dedikleri, ıslah edilmeyecek kadar davranış bozukluğu gösteren hayvanların, ki belki bu %1-2'sidir, elbette ki itlaf edilmesi lazım. Bu bir gerçeklik. Size ben şunu anlatayım. Ya bu bir güvenlik sorunu haline gelmiş, popülasyonunu kontrol etmek gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı zaten bunu çok özet bir şekilde söyledi. Meselenin temeli hayvanları sevmek, onlara iyi muamele etmek. Ben Romanya'dan başından geçen bir şey anlatayım. Hani somuta indirgenmeyen şeyler hep teoride kalır. Bir apartmanda bir köpek yaşıyor. Böyle psikopatik bir davranışları var, kurt köpeği. Eski bir güvenlik teşkilatının başkan vekiliymiş. Yaşlıca bir amca. Ve sürekli tehditkar davranışları var. Yani
nasıl yapacağımız bilemedim. Köpek davranışları işte orada fakülte var, köpeklerle ilgili akademi var neyse. İşte köpek çikolataları alın dedi. Ben köpek çikolataları aldım. Hiçbirisini kokladı, yüzüne bakmadı. Ertesi gün tavuklar, sular bunlar. 2-3 ay bununla mücadelemiz devam etti. Fakat birkaç defa da saldırdı bu arada neyse. Ben asla köpeğe zarar vermek istemediğim için yetkililere bildirmemiştim ama komşumuzun 6 yaşındaki çocuğunu feci bir şekilde yaraladı. Sonra benden köpeği itlaf etmek zorunda kaldılar. Davranışları, yani agresif davranışları hiçbir şekilde düzelmeyecek olan bir hayvanı ortalıkta tutmak hem çocuklarımız için hem kadınlar için çok büyük bir ciddi bir tehlike. Hı hı. Ama onun dışında en büyük tehlike bu popülasyonu kontrolsüzce artmış olan köpeklerin, insanın en büyük dostunun arasında psikopatik davranışları olan, davranış bozukluğu olan hayvanlar diğer hayvanları da tetikliyorlar. Yani onu bilmek gerekir. Dolayısıyla bizim, yani insanlarda da var, katiller var, suç işleyen insanlar da var. Köpekleri bizim iyi eğitmemiz, şefkatle büyütmemiz gerekir. Ancak bu kadar 4 milyon olduğu söylendi sanıyorum. Bunlar aritmatik olarak nüfusları çoğalır. Bunları eğer kontrol etmezsek sahiplenmek de bir çözüm olmayabilir. Kontrol etmek lazım. Hayvanlara, insanlara davrandığı gibi davranmak lazım. Ancak şu var ki gerçek anlamda bir büyük şehirde burada bir güvenlik meselesi haline geldi. Hak sağlığını ciddi olarak bu canlar tehdit ediyorlar. Bunların sorun değil. Bunlar şu akılsız yaratıklar. Allah'ın bize emanet ettiği yaratıklar. Bizim bunları kısıtlaştırmamız gerekir. Hı hı. O kamplarda da bunları sadece öyle hapishane gibi yerlere koymamak gerekir. Evet, yani davranışlarını ıslah edecek bir şekilde de davranmamız lazım. Peki, öyle değil. Çok teşekkürler İbrahim Gül, Fadime Özkan ve Mehmet Acet, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Temsil heyetinin sonuna geldik. Bizden hemen sonra gece bülteninde Erkan Kol karşınızda olacak. Ankara'dan iyi akşamlar.